güneş bir yokmuş. Evvel zaman içinde güneşin batmadığı, toprağın uyumadığı, atların asla durmadığı bir diyarda yaşayan yakışıklı bir prens varmış. Prens oraların en güzel prensesine daha çok küçük yaşta kalbini kaptırmış. Aşık olmuş desene oğlum. Kalbini kaptırmış ne? Masalda öyle yazıyor. Prens, prensese aşık olduğunu bilmiyormuş ki. İçinde öyle güzel duygular varmış. Sonra prensesin kabilesi uzun bir sefere çıkmış. Prenses de onlarla birlikte gitmiş. Öyle uzun bir sefermiş ki o günden sonra güneş batmaya başlamış. Toprak uyumuş ve atlar durmuş. Güneş kaç defa doğmuş, batmış, doğmuş, batmış ki prens bunların hepsini tek tek saymış. Ama hiçbir zaman umudunu kaybetmemiş. Ve sonra bir gün o çıkıp gelmiş. Prenses. Ama artık aynı prenses değilmiş. Daha da güzelleşmiş. Gittiği yerlerde saçlarına ışık böcekleri konmuş. Prens her ne kadar onu tanıyamasa da görür görmez içinde aynı duygular olmaya başlamış. Güneş yeniden batmamış, atlar yeniden koşmaya başlamış ve toprak ilk defa uyumamış. Prenses o kadar çok yer gezmiş ki nereye ait olduğunu unutmuş. Onun toprakları neredeymiş, ülkesi neresiymiş, o nerenin prensesiymiş hiçbir zaman bilememiş. Senin memleketin burası demiş. Senin bir ülken var, kalbimin içinde. Dilek ülkesi koymuş adını. Her dileğin gerçekleştiği, sevenlerin asla ayrılmadığı bir ülkeymiş orası. Prenses o ülkeye adımını atar atmaz içini bir huzur kaplamış. Ve ilk defa ağlamak, sevinç gözyaşları dökmek bu kadar güzel olmuş. Ama bu masal ülkesinde maalesef bir kötüsü varmış. Prensesi prensin kalbindeki ülkeyi terk etmesini söylemiş. Aksi takdirde güneş doğmayacak, toprak uyuyacak, atlar hiçbir zaman koşmayacakmış. Ve en önemlisi bozkır hiçbir zaman yeşermeyecekmiş. Ve prenses bozkır yeniden yeşersin diye prensin kalbini terk etmiş. Onun gönül dağından hiç görülmediği kadar taşlar kayalar düşmüş. Ve prenses öyle ağlamış, öyle ağlamış ki onun gözyaşlarıyla bozkır yeniden yeşermeye başlamış. Sevdiğin kuru fasulyeler vardı ya, onlardan buldum. Pişireceğim şimdi. Dilek, neyin var senin? Dilek? Kızım nereye gidiyorsun ya? Laboratuvara gidiyorum anne. Bazı raporları unutmuşum. Onları almak için. Aman, yarın alırsın canım. Bak fasulye pişireceğim. Yarın al sen. Dilek? İçeride mi? Benim bir onunla konuşmam lazım. Dilek az önce çıktı oğlum. Şey, laboratuvarda işi varmış da. Taner! Ne oluyor oğlum Allah aşkına?
Yok bir şey öğretmenim. Ramon. Uzun zamandır bir robot olduğumu unutmuştu aslında. Tam da kendini diğerleri gibi insan hissetmeye başlamıştı ki yine duvara toslamıştı. Ama mutsuz değildir Ahmet. Çünkü ilk defa aşkının karşılıksız olmadığını biliyor. Antarktika'nın buzullarını da aşabilirdi. Artık dünya düz diye de bağırabilirdi. Evet, bağırabilirdi. Çünkü devrelerden ve bir yığın kablolardan oluşmayan bir kalp tam tamına insan kalbi onun için adı. Tam tamına insan kalbi onun için atıyordu. Amcaoğlu. Sen ne zamandır buradasın ya? Kızın babasının Ramot'la görüşmesini yasakladığından beri. Ben bayağı dalmışım ya. Çok heyecanlı gidiyordu. Yazsana onu. Boş ver, boş ver. Sen Ramot'u salla sen. Cemil yenge ne oldu? Nasıl oldu? İyi mi amcaoğlu? İyi, çok şükür. İyi, tamam. Sen de havalar nasıl diyeceğim ama... parçalı bulutlu herhalde. Vallahi hiç sorma amcaoğlu ya. Münir Başkan Asuman'ın kapısına nöbetçi dikti. 7/24 gözetim altında ya. Telefonları da engellemiş. Ha, ne arayabiliyorum ne mesaj atabiliyorum. Yok, o kadar mı ya? Hep babanın yüzünden. İstemeye gidersen böyle olur işte. Nasıl lan? Ne diyorsun oğlum sen? Senin haberin yok tabii. Havadisler birikti amcaoğlum. Dur ben sana bülten geçeyim. Amcaoğlum, bizim peder fiyakalı dünür bulacağım diye bizi Ketenpere'ye getirip Asuman'ı istedi. Sonra müdür başkanı da tabii sağ olsun bunları duyunca bizi kapının önüne koydu maili. Olan oldu işte, işleri iyice karıştı amcaoğlum. Oh be. Vay arkadaş ya. İki gün hasta başında bekledik, başınıza gelenlere bak. Sizi boş bırakmaya gelmiyor ha. Taner? Ha Taner şeydi ya, Dilek'le buluşmaya gitti. Ha iyi bari, onlar iyi olsun da amcaoğlu. Biz zaten alıştık ayrı kalmaya, ne olacak? Aman aman, bari. Ha sen ne oldun ha? Bebek meselesini konuşabildin mi Cemile yengeyle? Konuştum amcaoğlu. Konuştum, şimdi bizimkilerle konuşacağım. Niye lan? Ya oğlum Cemile'm ayaklandı. Yavaş yavaş iyileşiyor. Şimdi bizimkilere belli olmaz, patik matik gösterirler, bir pot kırarlar falan, üzmesinler kızı. Şimdi bilsinler de ona göre davransınlar. Sen üzülmüyorsun değil mi amcaoğlu? He? Niye üzülüm ki amcaoğlu? Nasip tane takıyor mu var? İyi, ne yazacaktın Adiyaz? Boş ver onu. Yazmıyorum. Yazarım ben onu. Arada karalıyorum. Çay koyayım mı? Vallahi. Koy. Sen koy. Koyayım, tamam. Yemeye çay kaldı mı? Dur. Vallahi. Tabii la. Oğlum içtik ya bugün. İşte. Oğlum biter mi bir daha eğer yapıyorsun? Hadi, hadi moralim az. Hemen de çayı da biz yapalım. Sahide, kızım. Düşünebildin mi? Kekikçinin kızı haber bekliyor, biliyor. Düşünecek bir şey yok ama. Onlara olmaz diyeceğim. Gene de bir düşünse miydin acaba? Böyle de şimdi Zahide kimseyle görüşmek istemiyormuş diyecekler. Düzgün bir nasibin çıkacaksa da çıkmayacak. Nasip de varsa düzgün bir talip gelir anacığım. Sen sıkma canını. Onlara olmaz de pürüz kalmasın, değil mi? Bak.
Baba. Bugüne kadar belki yapamadım ama bugünden sonra sana söz veriyorum. Kardeşime yük olmayacağım. Hatta onun yüklerini ben taşıyacağım. Söz veriyorum. Kolay gelsin Koşul abla. Sağ olasın Sefer, hayırdır? Şuradan geçiyordum. Şurada da durayım dedim. Durdum. Sonra da yürüdüm işte. Senin de hele bakayım, bir karın ağrın var ama. Ya karın ağrısı değil de Gülşil abla. Sen bizi yani Zahide ile beni görüştürmeye çalışıyordun ya. Ya ben bu işleri pek bilmem, anlamam da. Zahide'yi bana isteyelim diyorum. Yani istemek istiyorum. Senin ağzın ne söylüyor Sefer? Ne söylüyor? Ya sen istemek iste yeter ki. Sen istemek iste, gider isteriz. Yolunu da buluruz, yordamını da. Çok yaşa vallahi. Ne diyeceğiz, ne yapacağız, nasıl konuşacağız, ne diyelim? Ah ya. Ah ya. Ne oluyor? Bak şimdi olacak iş mi ya? Halime abamla aramız biraz ekşimsi. Kekremsi biraz. Ben başka bir mürüvvet olayına daha böyle vesile olduydum da oradan bağ bozuk. Başka bir yol bulacağız. Sağ ol abla. Ya dur hele, dur. Dur öyle boynunu bükme ya. Küsteylik ya, buluruk bir yolunu. Sen merak etme. Sen buraya kadar adım atmışsın. Bundan sonrasını koşa koşa giderik Sefer. Sen bağ bırak, ben bulacağım bir çaresini. Merak etme, tamam? Benden haber bekle. Hay yaşa abla, çok sağ ol. Ben gidiyorum o zaman. Abla. Ben önden bir Taner'le konuşayım diyorum. Ben onunla konuşmadan da sen gene de bir şey söyleme, olur mu? Olur olur. Onu iyi düşünmüş. Git sen bir Taner'le konuş, tamam mı? Gerisini bağ bırak. Hay abla, çok sağ ol ablam ben. Görüşürüz. Dilek. Dilek nerede? Dilek yok. Öğlen gitmişti. Bugün gelmez artık. Bir şey dedi mi? Ya nereye gitmiş olabilir? Hiç bilmiyorum. Hadi la Taner, görek seni. Kesin bizim okul birinci olacak. Bilgi yarışmasının kralı sensin Taner. Hadi Taner, geç kalıyoruz. Dilek yok öğretmenim. Dilek nerede? Minibüste değil mi? Dilek! Neredesin? Dilek! Dilek, ne işin var burada? Yarışmaya gideceğiz hadi. Bu sene kesin biz kazanacağız. Ben gelemem. Nedenmiş? Çünkü korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Bir defa çok iyi hazırlandık. Kesin bizim okul kazanacak. Geçen sefer benim yüzümden kaybetmiştik. Atomla elementi karıştırmasaydın biz birinci olacaktık. Bence sen yalnız gitmelisin. Yalnız gidemem ki. Üç kişi gitmeliyiz. Hem sen sadece bir soru bilemedin. Diğer bildiğin üç soru ne olacak? Onları sen olmasaydın bilemezdik. Bilirdin. Sen aslında hepsini biliyorsun. Bilmiyorum. Sen olmadan hiçbir şeyi bilmiyorum ki. Sen olmadan yarışmaya da gidemem, birinci de olamam. Sen gitmezsen ben de gitmiyorum. O zaman burada beraber kaybedelim. Olmaz öyle şey. Sen git. Dilek. Taner. Sen nasıl buldun beni? Ne zaman korkuların olsa, yani içinden çıkamadığın duyguların olsa sen çocukken de buraya gelirdin.
Artık çocuk değiliz. Neden Dilek? He? Neden? Taner, senden tek bir şey istemiştim. Nedenini sorma demiştim. Ya nasıl sorma Dilek Allah aşkına ya? Nasıl sorma, öyle dönüp hayatıma devam mı edeyim yani? Hiç hayatımda olmamış gibi devam mı edeyim? Sen öyle yapabilir miydin? Biliyorum, böyle çok apar topar oldu ama... Ne olur, ne olur anla beni. Seni anlamam için bana bir şeyler söylemen gerekmiyor mu? Herba, bana bir neden borçlu değil misin yani? Senin için Taner, senin o tertemiz hayallerin için. Ben geldiğimden beri hepsi zarar gördü. Uçağım, bozkara kuracağın o hayaller diyarı. Hepsi zarar gördü. Şimdi elimde bir fırsat var. Bu sizin için bir başlangıç olacak. Biliyorum, orada hayal ettiğin bozkırı yeşerteceksin. Annelerimiz haklı Taner. Sonuçta yüklerimiz var. Senin de, benim de yüklerimiz var. Taşıyamaz mıyız bu yükleri? Taşıyamaz mıyız beraber? Taşırım Taner. Ömrümün sonuna kadar taşırım. Ama sana bunu yapamam. Gerçek değil bunlar Taner. Hayatın gerçekleri var. Benim bir memuriyetim var. Bugün buradayım ama iş bitince ne olacak? Belki beni başka bir yere gönderecekler. Ama sen buradasın. Kurduğun hayal burada. Annen burada. Ablam burada. Çocuklar burada. Açtık sanıyordum bunları. Hani umurunda değildi hiçbir şey ya? Hani sen aradığın mutluluğu burada bulmuştun? Taner lütfen. Dayanamıyorum. Lütfen yapma bunu bana. Öyle zannetmişim. Belki de üstüne düşünemediğim için. Ama dışarıdan baktığımda... Olmaz Taner. Senin bulunduğun durum ortada. Benim içinde bulunduğum durum da ortada. Ben buradan gittiğim gün kaybetmişim seni. Sen de beni. Araya uçurumlar girmiş. Artık çok zor. Bizden olmaz. Kusura bakma. Dilek! Çocukken... yarışmasına gittiğimiz o gün var ya... Hani sen korkmuştun, yine de gitmiştik. Ben o gün var ya bak, soruların hiçbirini bilmiyordum. Sen olmasaydın var ya, biz o yarışmayı kazanamazdık. Sen benim yanımdayken ben hiçbir şeyden korkmuyorum Dilek. Vallahi bak, hiçbir şeyden korkmuyorum. Sen benim yanımdayken benim aşamayacağım hiçbir engel yok. Belki bir gün. Selamela. Sen de oynak adammışsın. Bak hele bak 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 nasıl kubarıyor bak. Ne sandın lan Rıfat? Şöyle bir çekene kadar var ya aklan karayı seçtik ha. Bir de inek getirmişler. Dur dersin durmaz, git dersin gitmez. Sürekli önüme geçiyor. Adeta benden rol çalarcasına. Ha bak şurada da yüzüme ters ışık vuruyor bak. Adeta yüzümün güzelliğini örtercesine. Selamet. Işık mışık bahane. Klibin şahane. Bundan gayrı kim tutar seni? Tutabilen beri gelsin dayı. Bugüne bugün Gedellili Selami halka mal olmuş bir sanatçıdır. Gönüllerin türkücüsüdür. Arkamda 83 milyon Türkiye... Olmasa da şimdilik en azından 6-7 binlik bir Gedelli var. Ben yokum. Beni sayma. Senin arkanda duracak kadar kafayı yemedim ben Selami. Sen durma o zaman kardeşim. Arkamda da durma ama boş da durma. Tamam. Git bana bir çay getir. İşini yap. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selam abi. Selam mektup var. Muhtarlıkta duruyor da alıp geldim. Kesin yine biri bana tebrik kartı atmıştır.
bakalım bu kimdenmiş. Mahkeme celbi bu. Yuh! Babam bana evlatlıktan cet davası açmış. Adeta hayatımdan çık git dercesine. Bir de bütün gedelli arkanda diyorsun. Oğlum senin arkanda baban durmuyor daha. Baban seninle konuşuyor. Asıl seninle konuşuyorsun lan Rıfat. Kellerin Rıfat, sakar Rıfat. Elim ayağım boşandı lan. Görmüyor mu? Git bana kolonya getir. Eğdelim ben. Babaya bak la. Babaya bak. Beni mirastan reddediyor ya. Babaya bak. Adeta avcunun yala dercesine beni reddediyor ya. Babaya bak la. Yapar ama yapar. Ben biliyorum patatesçi İhsan katlardır ya. Kalpsiz. Başkanım, senin de bu korumacı hallerin pek tuhaf ya. Şuna bak, Lütfü abiyi koymuş kapıya. Tövbe estağfurullah ya. Ya Asuman benim gönlüme şıp şıp diye damlamış. Beni Lütfü abi mi durduracak be? Hey! Uçmuş onun kafam. Seven adam engel tanır mı be? Ya delirdin mi sen? Delirdim Asuman. Seni görmediğim her an kafamın tahtalarından biri eksiliyor. Vallahi bugün işte tahtası köye döneceğim ya. Niye de böyle olmaz ki Ramazan. Bak kapıda bekçi Lütfü abi. Seyfettin de sen buralarda devriye atıyor. Bak vallahi yakalanacağız, daha kötü olacak. Ya daha kötü ne olabilir Asuman Allah aşkına ya? Merdivenleri aşıyorum. Bekçi atlatıyorum. Etten yanardan faaliyete mi geçsin? Ne olsun, ne istiyorsun sen? Ya babam biliyorsun. Sana kafayı takmış işte. Zaten attıma da el koydu. Beni de işte buraya kapattı. İlla sınavlara çalışacakmışım. Neyse bir süre böyle olacak, mecbur. Saz evi Asuman, saz evi ne olacak? İşte Seyfettin'in kontrolünde gidip gelecekmişim. Ben bu oyunu bozarım Asuman. Bana Tatar Ramazan modumu açtırmasınlar. Vallahi ben bütün her oyunu bozarım ha. Biraz sessiz ol. Bak sen şimdi git. Ben sana bir şekilde ulaşırım. Tamam. Asuman, gözlerin içine içine bakıp bir daha mızık açalayım mı? Öl kazandığını sen yüce bilensin. Çal. Çal ama biraz sessiz çal. Sessiz nasıl çalayım Asuman? Sessiz nasıl böyle bir durum oluyor? Böyle çıkmaz ki. Yok artık! Merdiven mi kaldı ya? Ramazan, ne arıyorsun lan orada sen? Ne öreyim Seyfettin, seni de öreyim. Ne öreyim Ramazan? Seni Asuman Hanım'dan uzak tutmak için evin etrafında devreye atıyor. Kolay gelsin. Şu bahçe tarafına da bak. Oraları boş bırakmamak lazım. Ha, bahçe tarafı. Hadi. Maytap mı geçiyorsun lan sen benimle? Evet. İn aşağı! İn aşağı! İn aşağı! Nöbetçi! Lütfü abi! Lütfü abi ne yapıyorsun? Allah'ını seviyorsan gel ya! Geldin ya Lütfü! Geldin! Geldin! Git Ramazan! Aa! Ya Seyfettin bırakın Ramazan'ı. Ya ben çağırdım, benim bir işim vardı. Asuman Hanım, babanızın kesin talimatı var. Bırakamam, kusura bakmayın. Ya ben senin sahip çıkmalarına kurban olurum. Ben bedeli öderim Asuman. Sen gönlünü ferah tut. Bak, benim şuramda bir Asuman var. Ben onunla yaşar, onunla konuşurum. Tamam. Tamam. Gidiyorum. Katrin. Tamam.
bunu zaten ona. Hayırdır Ramazan? Gerçekten elini kolunu sallayarak kolayca kaçabileceğini mi sandın? He. Şimdi Münir Bey'i arıyorum. Hadi bakalım. Ara la. Ara, hemen ara. De ki, Lütfü abi horol uyuyordu. Ben de o sıralarda ortalarda yoktum. Ramazan da geldi mızık açalıyordu de. Hadi. Hadi desene. Hadi la. Ara. Ne bakıyorsun Seyfettin pel pel? He? Arasın. Hatta telefonu da bana ver. İki çift lafım var. Haydi. İyi la iyi. Bu seferlik affediyorsun. Allah Allah. Ama bir dahaki sefere. Seni merdivenle beraber aşağı atarım, onu söyleyeyim bak. Dikkat et de. Düştüğün de altında sen olma. Seyfettin. Ezilirsin. Lütfü abi. Tüfek de yakıyor ha. Bir şey yok ya. Ayağım takıldı. Allah'ını seviyorsan ya. Merdivenle çıkmış, mızık açalmış ya. Neredesin ya? Ya pusuya yatmıştım ya. Pusuya yatmıştım. Seyfettin. Bırak Allah'ını seviyorsan ya. Cemile uyudu mu? Uyudu oğlum. İlaçlar uyuduyor ya, ondan böyle. Hayırdır oğlum? Çağırdın, konuşalım dedin, geldik. Kötü bir şey yok değil mi? Yok baba, yok Allah'a şükür. Yani senin korktuğun kadar bir şey yok. Yine de kötü bir durum var Zahar, ha Veysel'im? Zenizahtın pek iyi şeyler söylemiyor. Ya biliyorum, sizi endişelendirdim. Ama benden duyun istedim. De oğlum o zaman diyeceksen. Yoksa endişenin gavur tarafını yüreğime çökerttireceksin. Ya işte Cemile'm hastaneye kaldırılınca onu muayene ettiler ya işte. Enfeksiyon dediler. Pelvik enfeksiyon dediler. Başka bir şey demediler değil mi? Dediler baba. Baba, Cemile'm küçükken bir hastalık geçirmiş galiba. Enfeksiyonlu bir hastalık. Kanallar tıkanmış dedi doktor. Çocuğunuz olmayacak dedi bana. Ben de bilin istedim. Şimdi bilmeden istemeden onu üzecek bir şey söylersiniz, gönlüne uğrarsınız. Benden duyun istedim yani. Hiç olmayacak değil herhal ha? İlla ki bir dermanı bulunur. Yani uğraşmanız lazım dedi işte ama yani. Meşakkatli bir yol dedi. Dedi işte, bir şeyler konuştu. Sağlık olsun oğlum. Üzülmeyin siz. Yani bir yol yordam mı varsa, olacağı varsa biz sizin yanınızdayız. Varımızla yoğumuzla yanınızdayız. Ben müsaade isteyeyim. Baba iyi misin? Arkadaş, tam Asuman'a kavuştuk. Her şey iyi oluyor derken bir de Münir Başkan çıktı ya la. Hayır, engel olacak ne var ya? Yani mis gibi adamım ben ya. Allah var, şimdi yakışıklıyım yani. Kafam yerinde. Yani işim gücüm de var. Hayır, içkim kumarım da yok. Ya sen benim gibi damat bulmuşsun. Sen daha ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun acaba? Ne oluyor lan Ramazan?
Vallahi ne örüyorsun bu sefer abi? İşte eve doğru yuvarlanıyorum. Sen ne örüyorsun? İyi, ne örüyorum? Paydos verdik işte. Bak hele. Hı. Taner'i gördün mü ya hiç? Ha? Ulaşamadım ben kendisine. Ha yok abi, ben de arıyorum da ulaşamıyorum ya. Dur bir daha arıyorum bak. Yok. Açmıyor. Ya onun şimdi ince gönül işleri falan vardı da. Meşguldür yani. Sen ne öğreneceksin ki Taner'i? Yok bir şey. Bir şey yok. Öyle merak ettim ya. Bir atla gel, seni eve kadar bırakayım. Hadi gezme sefil sefil buralarda. Vallahi mı diyorsun? Buna deli basayım mı Ramazan? Haydi Ramazan, haydi. Ya vallahi var ya, sen kral adamsın bir sefer abi. Yemin ediyorum var ya. Ne yapıyorsun oğlum? Şaka yapıyorum. Ne var? Tamam lan, haydi. Sevgi göstergesi bunlar. Abi. Sıfır abi, ne diyeceğim ya? Benim üstü bari öyle yakıyor ha. Diyorum ki şu teybe böyle yakışıklı bir kaset koyalım. Seninle böyle iki delikanlı şu kasabada bir akalım ya. He? İyi, haydi koy, haydi. Haydi koyuyorum. Dilek, neredesin kızım sen? Ne oluyor? İstediğiniz oldu anne. Taner'le ayrıldık. Bir dakika. Ne demek istediğiniz oldu, Taner'le ayrıldık? Senden ayrılmanı isteyen kim? Ha, konuştuk seninle, söylemiştim. Aşkınıza ikna oldun demiştim. Niye? Üstüme gelme lütfen anne. Ayrıldık işte. Bitti. Taner falan yok artık. Ah be oğlum. Ne diye kapalı bu telefonun? Nereye kayboldu? Yok. Ağla da baktım, yok. Ramazan da bilmiyor, Veysel de bilmiyor. Ya Allah'ım, nereye gider bilmiyorum. Allah'ım ya. Üf. Açmadı mı? Yok. Kapalı. Kapalı. Nerede bu çocuk? Oğlum. Neredesin sen? Telefonuna ulaşamıyoruz. Kimse bir şey bilmiyor. Telefon tren yolunun kenarında düşürmüşüm onu. Onu almaya gittim. Bakayım. Kapanmış zaten. Ablam, sen iyi misin? Ana. Hı. Biz Dilek'le ayrıldık. O iş bitti yani. İçin rahat olsun. Senin dediğin gibi aramızda bizim uçurumlar varmış. Belli. Belli bir şey olmuş. Anlatmak ister misin? Bunu ben çok konuşacak durumda değilim şu an. Sonra konuşuruz. Thank you.
tane çiçek topladığımız yerden geçtik Dilek. Senin o çiçeklere kıyamadığın yerden. O günden beri ben de kıyamıyorum o çiçeklere. Oradaki çimenlere kıyamıyorum. Sonbahar gelince yaprak döken ağaçlara kıyamıyorum. Solup giden güneşe kıyamıyorum. Öyle bir kalp bıraktın ki bana. Ben hiçbir şeye kıyamıyorum. Ölü gibi yatıyor. Hüseyin kalk. Kalk, telefon çalıyor, duymuyor mu? Hüseyin kalksana. Ye, kim arayacak güçlü sabah sabah? Zırt pırt. Kardeşim sen ne diyorsun ya? Ben istemiyorum, anladın mı? Ne internet istiyorum ne de paket istiyorum. İstemiyorum. Kapat. Deden mi öldü? Allah Allah. Kardeş ben şimdi doğru mu anladım? Deden öldü, sen de bizi ağada mı çağırıyorsun? Öyle mi? Gelirik tabii ya. Niye gelmeyeceğiz kardeş? Tabii tabii. Omuzdaş ağaçlık her daim hizmetinizde. Tabii. Allah. İyi. Seviniyor mu? Niye sevinmiş ya? Ben üzüntümden ne yaptığımı biliyor musun acaba Çoban Elli Mehmet? He? Her müşterimizin acısı bizim kalbimizdeki bir bıçak yarasıdır. Bunu biliyor musun sen Çoban Elli Mehmet? Tabii. Neyse şimdi tekrar başınız sağ olsun. Biz öğle namazına müteakip oravimizin başında yakalayız izin verirse. Tabii, evet. Evet, tabii. Tamam, evet. Vay gel bostana, gel vay 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 vay. Şeytanın bacağını kırdı kız Günşil. Çoban Ali'nin Mehmet'in dedesi sizlere ömür. Sevindiği şeye bak ya. Tövbe tövbe ya. Sen iyice kafayı yedin ha. Ya, ya biz ona mı seviniyor? Biz bir ailenin acısına ortak olacağımıza yani seviniyor. Toplumumuzun kültürel dönüşlerinin yeniden kazanmasını seviyor biz ya. Onun için seviniyor. Vay gel bostan, ay gel vay 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 vay. Çemenem, bak ben bugün gitmesem de olur. Zeki Usta'yı arayayım ben, tamam. Ben bugün gitmeyeyim. Selim, iyiyim ben vallahi bak. Zaten ben de dışarı çıkacağım bugün. Sıkıldım, evde otur otur, yeter. Ben sana kurban olurum, haklısın da. Tamam, o zaman yorma kendini, tamam mı? Tamam, yorma. Ben kurban olurum sana. Veysel. Buyur gülüm. Özür dilerim. Ne can kuşum? Ne oldu ki? Bak. İstersen beni bırakabilirsin. Vallahi. Gönül koymam sana. Nasıl laf ya? Baba olmak senin de duymamış olayım. Tamam. Sen beni bırakır mıydın yani? Bırakmam. Bırakmazdım. Bu
sonuçta. Sonuçta ben seninle bir yola çıkmışım. Acısıyla tatlısıyla diye sana bir söz vermişim. Zorluğu da beraber, kolaylığı da beraber demişim. Öyle değil mi gülüm? Sen yeter ki iyi ol da beraber atlatırız, tamam mı gülüm? Atlatırız Allah'ın izniyle. Aşağı gitmeyi isterim. Ya ben de baklavaya niyetlendim de senin hamurların incecik oluyor. Ya gel otur hele, yardım et acıcık. Olur tabii, ana yapalım. Gel kızım. Bana bir kahve yapıveriyor. Böyle en köpüklüsünde şekersiz. Ya bir hasta oldun, doğru düz bir kahve içemez olduk. Yaparım tabii babam, sen iste. Allah Allah. Bizim kahvelerimizin nesi varmış? Yani telvesi mi bir eksik, ne bileyim böyle tadında mı bir şey var, çıkaramadım. Cemile gelinim gibi kimse kahve yapamaz. Hemen baba. Herkes oğluyla, zıpasıyla övünür. Ben gelinimle kaburuyorum. herkese Cemile gibi bir gelin nasip etsin Allah. Amin, amin. Ha. Of baba ya, ya baba bir gün ben şu evde kendiliğimden uyanamayacağım mı acaba ya? Kalk oğlum kalk, iş geldi, iş geldi. Hemen hazırlanıp çıkmamız lazım. Ama ben ne öreceğimi bilmiyorum. Ya geldiyse geldi, benim işim ayrı. Hem ne oldu ya? Hani ben uğursuzdum? Hani lanet adamın tekiydim? Hani işin bereketini kaçırıyordum? Ne oldu sana ha? Ya şimdi gönül koymanın zamanı mı ya Ramazan? Gönül koyma oğlum. Bak Ramazan, ben koreldim. Haftalardır iş gelmeye gelmeye, ağda gitmeye gitmeye koreldim ben. Şimdi ya ağaççı kadınları iyi yönetemezsem, he? Ya iyi maestralık yapamazsam ne olacak? Ya nasıl yapamayacağım baba? Olur mu öyle şey? Niye yapamayacağım, olur mu? Sen 30 yıldır bu işi yapıyorsun ya. Bu işte biriciksin, teksin. Var mı ya senin gibi bir tane? Yok. He? Yok değil mi? Yok tabii ya. Azıcık kendi özbenliğine dön. Ha? Sen halledersin. Ha? Hadi. Ramazan. Hı? Ramazan. Ramazan. Ramazan olmuyor oğlum, olmuyor vallahi ya. Vallahi diyor, yerim zahtım kuruyor düşündükçe. Ben özgüvencimi yitirmişim ya. Hadi lan sen de gel benimle. Bir omuz da sen at bana ya. Ya baba benim işim var. Biz yolu yapıyoruz, gözünü seveyim ya. Hem zaten sayende sağ ol yani. Asuman'la hayal ettiğim izdivaç da sıkıntıya girdi. Ya sen ne istiyorsun, işimden de mi olayım ya? Ha? Baba gözünü seveyim ya. Benim de bir yuvam olmasın mı şu hayatta? Ha? Benim de bir SSK'm, Bağkur'um olmasın mı? Sen niye böyle yapıyorsun baba? Ne var lan bir gün için işten kovacaksa kovsun. Senin aslan gibi mesleğin var oğlum. Hadi lan. Baban için bir iyilik yapman mı oğlum ya? Bak hele şeydi. Yani de ki benim arkadaşımın da dedesi öldü de. Benim ona bir omuz vermem lazım diye. Anladın mı? Ben aşağı iniyorum. Şimdi hazırlan kalk gel, beni sinirlendirme ha. Ya baba yeter artık ama ya. Senin bu emri vakilerin nedir arkadaş ya? Ya benim sizden bir kurtuluşum yok mu ya? Ablam, sen uyumadın mı tüm gece? Yok ablam. Ne oluyor bakayım? Neden böyle oldu?
bilmiyorum ki. O istedi. Belki de annelerimiz haklı dedi. İyi de anam geri adım atmamış mıydı? Acaba Gülsüm öğretmen mi baskı yaptı? Hayatlarımız bambaşka yerlerde duruyor dedi. Uçurum var dedi. Hayal kuruyoruz dedi. Gerçekçi değiliz dedi. Onun gibi bir sürü şey söyledi yani. Ne önemi var artık abla ya? Ne söylediğinin? İyi de ablam, sizin hayatlarınız başka yerde durmuyor ki. Taner, hem belki çocuklarla artık sana dert olmayacağız. Yani ne bileyim, öyle haber gönderenler oluyor. Yani hayırlı bir kısmet çık. Abla ne diyorsun sen ya? Ablam sen ne diyorsun Allah aşkına, öyle şey mi olur? Seninle bir alakası yok, sen ne diyorsun ya? Belki başka bir sebep vardır. Hani belki kız haklıdır. Her şey çok hızlı gelişti onun için. Hani belli ki bambaşka bir şey var. Sen ne diyorsun böyle Allah aşkına, gözünü seveyim. Deme böyle şeyler. Gülüm, senin en büyük gücün neresi biliyor musun? Burası. Sende nasıl bir inanmak varsa olmayacak şeyler oldu. Olmaya da devam edecek. Sen bu inancını hiç kaybetmem. Sana hala ilk gün söylediğim şeyin ardındayım ben. Dilek bir gün bu evin kapısından gelin olarak girecek. İnsan inanmaktan yorulur mu abla? Vallahi ben yoruldum. İnanmaktan yoruldum. Kuzum, Taner'le niye ayrıldığınızı söyleyecek misin? Dedim ya anne, siz haklıydınız. Hı. Kuzum, sen beni ne zannediyorsun ha? Senin yaşın kadar benim öğretmenliğim var. Doğru söyleyen öğrenciyle bir şeyler saklayan öğrenciyi çok iyi ayırt ederim ben Dilek. Hadi söyle. Çaresiz öğrenciyi de anlar mısın anne? Kelimesi kalmamış. Sözü tükenmiş öğrencilerine de. Ben bir karar verdim anne. Lütfen. En azından bu defa saygı duy. Alo, efendim Ramço. Alo, amcaoğlu. Neredesin lan sen, he? Köpek seni. Tabii Dilek yengeyi buldun, bizi unuttun. Yakışır amcaoğluna, iyi, iyi, güzel. İş yerinde görüşürüz Ramazan. Dur la, dur, kapatma hemen. Amcaoğlu, bu işle alakalı şey diyecektim ya. Sen bugün beni idare edebilir misin? Abiyle bir konuşsan da. Ya bizim pederi ağa dişi geldi gene. Ya bu adam yemin ediyorum özgüvensizlik patlaması yaşıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Sen beni idare etsen bugün. Şimdi ne yapıyor? Geçsin. Evet. Ederim Ramço, ederim. Senin sesin niye böyle? La, ha? Vallahi hatta bir sıkıntı var diyeceğim de full çekiyor. Hayırdır? Yok bir şey Ramço. Yok bir şey. Gece biraz uykusuz kaldım da ondandır. Hadi sen bak işine hadi. Emin misin amcaoğlu? Bak omuzda şahitçiliği bırakıp gelebilirim ha. Millet omuz olacağımı sağ omuz olurum amcaoğlu. İyiyim Ramço. İyiyim ben, iyiyim. Hadi sen bak işine. Hadi eyvallah. İyi, hadi tamam. Ramazan, hadi çabuk ya. İyi tamam, geliyorum. Allah Allah. Gülşir, bunların dizaynı oldu değil mi? Her zamanki sırayla yani. Hüseyin bak, geliyor süpürgenin sapı ha. Yürüyün gidin artık, geç kaldınız galan. Hadi, hadi yürüyün. Hadi lan. Kadını da bir şey dinmiyor ya. Sen hiç gelme tamam mı bize? Hadi, hadi. Her gün işi var. Baba aynaydım. Vallahi billahi ya. Bir günde sen git değil mi? Bir lafa gelince ağaçı o ama yani. Görüyor Taner.
İyi abi. Ne öreyim, sen ne öreyim? Ne öreyim işte, direksiyon sallamaya devam. Eyvallah, kolay gelsin. Şey mi diyeceksin abi? Ha, şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Şu çalışın yer var ya, gel oraya kadar bırakayım sen. Yok abi ya, yok. Gerek yok. Vallahi kasabadan servis kalkıyor, ben servise giderim. Sıkıntı yok yani. Ya gel gel ha, iki laflar hadi. Taner, daha da ne yapıyorsun? İyisin. İyi abi, ne olsun işte. Yol çalışması var. İyi oldu ya, 3-5 kazanıyorum bir şeyler. İyi, çalış. İyidir çalışma. Onun dışında nasılsın? Onun dışında derken abi? Sizin bu motor da çok güzel gaz diyor ha. Vallahi öyle bir motor yapmışsınız. Helal olsun. Çok kafalı çocuklarsınız. Taner. Mucikle bırakmayın oğlum, olur mu? Bırakmayız abi, bırakmayız. Taner, senin neyin var? Bir şey mi oldu ha? Bir derdin var. Yok abi, yok bir şey. Bak hele, ben kaç yıllık şoförüm biliyor musun? Nerede olan adamı böyle 500 metre öteden tanıdım. Ya hadi anlat. Gönül işleri be abi. Aynı şeyler yani. Aşamıyoruz yani, valla aşamıyoruz. Yani ne bu bozkırı aşıyoruz, ne bu dağları. Aşamaz. En altımda dolmuşlar, yıllardır aşamıyorum. Her gün aynı güzergah. Git gel, git gel, git gel. Günde 10 kere olmazsa olur. Sanki dünyayı ben döndürdüm. Sanki aynı döngüyü tamamlamazsam bir şeyler eksik kaldı. Sıkma canını, yalnız izin Taner. İnsanın canı yanıyor be abi. Valla. Yani yanmaz diyorsun ama yanıyor abi. Sefer abi, sağ olasın. Ne demek Taner'im? Sıkma canını sen. Sonunda her şey güzele doğru gider, merak etme. Eyvallah. Sefer abi. Sen bir şey edecek gibiydin abi. Yo, öyle dertleşelim diye dediydim ya. İyi, tamam abi. Hadi kazası belası. Sen de hadi, kolay gelsin. Ah, iyice zorlaştırıyorsun işler. Düşen kayaların raporlarını istiyorum. Bu daha önce tespit ettiğimiz kayalar vardı. Onlardaki aşınma raporlarını da görmek istiyorum. Tamam. Taner. Filiz. Filiz diyecektim. Rasathaneden hareket raporu ister misin? Tabii. Dilek! Dilek! Cemile. Kolay gelsin. Rahatsız etmiyorum ya. Yok yok, ne rahatsızlığı? Hoş geldin. Ay, bir Gan kardeşimi göreyim istedim. Bak, bizim buralarda Gan kardeş demek gerçek kardeşlik demek. Anam da baklava açınca sen de tat istedim, sana da getirdim. Zahmet etmişsin. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ya ne zahmeti kız, olur mu öyle şey? Biz hem Gan kardeşiz. Hem de bu saatten sonra et sayılırız, değil mi? Kardeş, böyle az ama bunu pay ediver, tamam mı? Herkes senin ağzı tatlansın. Afiyet olsun. Nasılsın? Biz... İyiyim, iyiyim, sağ ol. Taner! Taner! Dur aslanım, dur. Ne yapıyorsun sen? Dalmışım abi. Ne ya, kızdıysan toprağın bir suçu yok. Yok abi, kızmadım bir şeye. Tamam, misafirin geldi. Dilek mi? Ha, bizim amca oldu ya. Eyvallah abi, sağ ol. Gel, gel, gel. Sen neredesin oğlum? Niye açmıyorsun telefonlarını? Düşürmüşüm telefonu ya, o yüzden. Hayırdır lan? Ya Zeki Usta'nın bir arkadaşı arabayı uçurmuş da, ama adamda bir şey yok. O arabayı alın gelin dedi. Ben de geçerken bir uğrayayım dedim, bakayım nasıl yol yapıyorsunuz. Ramçı nerede? Babasıyla bir yağ atışı varmış da, ona gitti. He, iyi. Sen iyi misin? Senin yüzün düşük. İyiyim.
Ne yiyeyim amcaoğlu? Bencem çay var, şantiye çayı güzeldir. Gel ısmarlayayım. Allah! Oh be! Ben geliyorum birazdan. Tamam. Artist, hidrolik oynama o. Tamam, merak etme usta. Sizin de işiniz zor vallahi. Dağ, bayır. İnsan alışıyor Cemile. Öyle bir yoğun oluyor ki... inan gözüm görmüyor zorluğunu. Doğrudur. Ben yeni duydum. Geçen başınızdan bir kaza geçmiş galiba. Çok geçmiş olsun. Ama ya bir yandan ya? Atıver ağzına. Bak cevizli. Tamam sağ ol. Aa bak. Sen canım bir şey mi sıkkın? Taner mi bir şey yaptı yoksa kalbini mi kırdın senin? Bak öyleyse ben yanındayım tamam mı senin? Ben senin tarafındayım, biz kan kardeşiyiz. Bir şey varsa söyleyeceksin, ben onun kafasını kıracağım. Yok yok. Taner bir şey yapmadı. Ben bir arkadaşlara bakıp geleyim. Sen otur. Otur sen. Geleceğim şimdi. Söyledim bizimkiler amcaoğlum. Yani bir pot kırıp da Cemile'mi üzmesinler diye. İyi yaptın amcaoğlum. İyi yapmışsın. Ya ben baba olmak istiyor muyum diye sordum kendime. Bilmiyorum ki amcaoğlum. Yani oğlan olursa babamla biz gibi mi oluruz? Bilmiyorum yani. Belki de böylesi daha iyi ya. Neyse boş verin. Sen ne yaptın? Oğlum sen durgunsun ya bugün. Yok bir şey lan. Vallahi. Yorgunum ondandır. Dün Dilek'le buluşacak mısınız? Oğlum bak artık yüzük müzik istemem isteme bu olaylara girersiniz. He? Bilmiyorum amcaoğlum. Neyse ben ta ustaya bakayım. Zaten Ramazan için izin aldık. Şimdi adam sıkıntıya düşmesin. Hadi eyvallah. Hadi kaçtım. Aa bakın. Bu öğün bizim yeniden doğduğumuz gündür. Bu öğün bizim kaybettiğimiz kültürel değerlerimizi yeniden yeşerttiğimiz gündür. Bu öğünün kusursuz olması lazım. O yüzden fazla risk almayalım. Tize çıkmayalım. Ya da yok yok. Çıkalım. Tize çıkalım. Milletin biraz kulağına pası geçsin ya. Değil mi? Fakat tize çıkarsak detone oluruz. Allah'ım detone olursak ne yapacağız o zaman ya? Lan detone olursak eğer çok kötü olur. Ramazan tize çıksak detone oluyor. Olmasak başka türlü ne yapacak lan? Ben vallahi şaşırdım ya. Baba Allah aşkına bir sakin ol. Gözünü seveyim ya. İyice panik atak ettin kendini. Şimdi düşüp bayılacaksın, bir de bununla uğraşacağız. Ya ben nasıl panik olmayayım ya? Biliyorsun işte tize çıkarsak detone oluyor biz. Allah'ım keşke bu cenaze öyle değil de yatsı namazına müteakip olsaydı. O zaman en azından karanlıkta hatalarımızı, kusurlarımızı örterdik. Ramazan vallahi ne olacak ben bilmiyorum. Ya baba Allah aşkına bak yalvarıyorum, bir sakin ol, gözümü seveyim ya. Ne bu özgüvensizlik ya he? Sen Ramazan Kaya'nın babasısın. Senin genlerinde var rahatlık ya. Boş vermişlik, adam sendecilik. Öyle mi ya? Tabii öyle diyorum ya. Ha? Şu kendine bir dön Allah rızası için ya. Bir kendine bir gel, gözünü seveyim. Bak korkma. Kontrol bizde. Rahat ol sen. Adamların zaten acıları var. Dedeleri ölmüş. Senin tizini kim ne yapsın? Yapıştıralım geçelim ya. Doğru diyorsun lan, yapıştıralım. Yapıştıralım arkadaşlar. Evet evet. Yapıştıralım vallahi Ramazan. Lan aslan oğlum benim ya. İyi ki varsın lan. Bütün böyle stresimi mitesimi aldın ha. Lan senin o çipil çipil bakan gözlerini yerim ben seni zobor. Ha? Nasıl öyle ya? Bir kendine gel, bir özgüvenin yerine geçsin ya. He? Söyle. Hazır değil mi? Ana oğlum. Başkan geliyor, sakla beni. Ana oğlum, başkan geliyor Ramazan, sakla beni. Ya sen, kızlar saklayın bizi. Seyfettin, bu ağaççı kümesinin ne işi var burada? Ağaç yakmaya gelmişlerdir herhalde başkanım. Keşke daha önce söyleseydin. Başka zaman gelirdik. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Başın sağ olsun Mehmet. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Bir şeye ihtiyacın olursa Seyfettin'e söyle. O ilgilenir. Malum. Belediyenin işleri. Biz müsaadenizi isteyelim.
Hiç olur mu başkanım? Rahmetli dedem son seçimde sizlere yatmıştı. Buraya kadar gelmişsiniz. Bir helvasını yemeden giderseniz vallahi göz açık gider. Vallahi olmaz. Madem öyle, bir helva yiyip öyle giderim. Buyurun başkanım. Gönül önüne. Geç bakayım şu tarafa. Yürü. Sağa sola fazla bakma, gözlerin bozulur sonra. Baba Allah aşkına senin benim saadetimde gözün mü var ya? Ya ben sana dedim işte gelmeyeyim diye. Adam şimdi bana iyice gıcık olacak. Ya ne alakası var? Biz ekmeğimize bakalım. Allah Allah. Yapıştır gitsin oğlum. Hani yok. Yok. Tamam. Hadi. Hazır olun kızlar. Panik yapmıyoruz. Düzün. Tek sıra. Tek sıra. Yürüyün. Biraz disiplin ya. Ya baba. Biz seninle şöyle karşılıklı iki insan gibi oturup konuşamayacak mıyız ya? Sen her seferinde beni kapıdan savurmaya yemin mi ettin? Adeta 40 yalakta 40 kere yumup 40 defa and içtim dercesine. Kes! Laka luka etme be! Karaktersizsin. Hem sen hangi yüzle benim kapıma dayanıyorsun ha? Gitmiş bir de soyadını değiştirmiş. Utanmaz herif. Babacığım ben neden soyadımı değiştireyim? Canını yediğim, kurban olduğum. O sade formalite icabı. Baksana bütün sanatçıların soyadları farklı, bilmiyor musun sen ya? Sırf bu yüzden insan öz evladını evlatlıktan reddetmek için dava açar mı? O koca kafana şunu sok Selam. Benim senin gibi bir evladım yok. Nokta. Bitti. Bitmez. Bitemez. Ya Allah gecinden versin. Şimdi sen ölsen kim alacak o mirası? He? O Almanya'daki ağabeyim mi alacak yoksa Hollanda'daki ablam mı? Ya sen bu serveti edinirken yanında kim vardı? Ben vardım. Ben. Şimdi ellerimle kazandırdığım mirası ablamla ağabeyime mi verecek? Adeta ben yiyemedim. Alın sizi dercesine. Miras ha? Senin derdin anlaşıldı şimdi. Ben ölünce mirasımı istiyorum öyle mi? Al sağ miras. Al sağ miras. Pişirir pişirir yersin. Al sağ miras. Nankör. Madem öyle, ben de oğulluk haklarımın ihlalinden ötürü sağ babalık davası açıyorum. Hatta şimdi menajerimi arıyorum. Göreceksin. Ha, arıyorum şimdi. Aralar. Kimi ararsan ara. Meymenetsiz. Ramazan, olmuyor ya. Ecik yükselsin de. Geldi, gül gibi dedem geldi. Ramazan, olmuyor ya. Biraz indir, indir, biraz indir. Ya çok detone oluyor lan. İndir. Ben sensizlüğüm şimdi. Ramazan olmuyor bak. Şöyle hafif yavaştan yükselsin de diyorum sana. Yavaştan yükselttim. Ya ne yapayım? Ya ne yapayım? Baba ben mi yakayım gideyim ağdı? Ne istiyorsun sen? Lan oğlum ne istiyorsun? Hüseyin! Hüseyin! İşte yalan yüksek dediysem ben sana. O kadar mı yüksek dedim? Al işte kadın öldü öldü. Ölecek kadın öldü. Ya sen dedin bana yüksek diye. Ben mi dedim? Lan ben sana o kadar mı yüksek dedim? O kadar dedin yüksek diye. Öldü. Benim gücüm bu. Ya hep ben. Nene. Nene iyi misin? Bak ya ben. Ya bırak. Yavaş. Dikkatli olun. Yavaş. Yavaş. Dikkat edin. Yavaş, yavaş. Aman dikkatli olun. Ne yaptın lan nenemi? Ne yaptın? Ben ne yaptım abi? Benim ne suçum var? Kadın ağıttan etkilendiyse benim suçum ne?
Ya kim dedi sağa o kadar yükseğe çık diye? Kadının ciğerini deştin, ciğerini. Allah Allah! Kukla gibi konumu oynatan kimdi? He? Arkadan yüksel yüksel diye bağıran kimdi? Ben miydim? Ya yüksel dediysen Arzu alaya çıkar demedin ki kadını. Çekil bakayım şöyle. Çekil. Bak kardeşim, şimdi şöyle telafi edelim. Biz bu ağıttan para almıyor. Ayrıca kısmet olursa nenen yakında gidecek ya. Onda da koynunu rahat tut. Ondan da tek kuruş para almıyorum. Ben daha ne yapayım sana ya? Öldürürüm lan sizi. Öldürürüm sizi. Yapmayın. Hayır. Yapma. Bırak Seyfettin. Bırak Seyfettin. Nedeni yalnız bırakma. Ne yapıyorsun? Allah ya. Bravo yani Ramazan. Bastığın yerde ot bitmiyor oğlum. Bir katil olmadığın kalmıştı. Az kaldın seriyi tamamlıyordun. Asuman! Tek bana! Başkanım, vallahi benim bir suçum yok. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Asuman! 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 Yalnız gerçekten çok tizeye çıktım ha. Gerçekten. Evet, neyse. Rahat. Zorul. Şuraya dön. Dön. Uygun adım marş. Disiplin biraz ya. Zaten canım sıkın. Bak bak. Ben sizden iş yapacağım da. Gelin sen de. Artist. Fehmi abinin arabanın pastası ne oldu lan? Ayıpsın usta. Sen yokken aradan çıkardık biz onu. Vallahi. Tabii ki de ya. Aferin lan. Cemile. Cemile'm hoş geldin. Niye geldin? Niye ayaklandın sen ya? Ay dur kurban oldum ya. İyiyim ben. Bak ölmedik daha buradayız. İyiyiz. Hem sen beni biliyorsun ya. Ben öyle uzun uzun evde oturamam. Dışarı çıkmam lazım. Hava almam lazım. Ah sana kurban oldum. Tamam hadi o zaman oturalım gel. Tamam otururuz da ben başka bir şey için geldim. Çay iç. Selçuk. Buyur usta. Yengene çay getir. Geçmiş olsun Cemile yenge. Geçmiş olsun yenge. Ay sağ olun kurban olduklarım. İyiyim iyiyim çok şükür. Tamam hadi oyalanma hadi. Tamam usta. Çayı unutma. Tamam usta. Şöyle. Buraya gelmeden Dilek'in yanına uğradım ben. Böyle bir soğuktu, buz gibiydi. Bir gariplik vardı sanki. Gariplik vardı diyor. He. Ne oldu biliyor musun? Ben Taner'in yanına uğradım. Onda da bir gariplik vardı. Nasıl bir gariplik? Bayağı gariplik. Ne oluyor acaba ya? Bunlarda bir iş var Veysel. Hadi yürü yürü gidelim. Nereye gidiyorsun? Yere geldin daha. Sen şey yap. Haydi ya oturdum bak bekliyorum haydi. İyi tamam. Selçuk şöyle. Amcaoğlu biraz konuşalım mı? İnsan evladına bunu yapar mı ya? Ya ben senin evladın değil miyim? Ben şimdi hangisine yanayım? Kadını hastanelik ettiğime mi yanayım? Masuman'a rezil olduğuma mı yanayım? Yoksa Münir Başkan iyice okları üstüme çektiğime mi yanayım? Ben hangisine yanayım bak? Ben hangisine yanayım Ramazan? He? Senin gibi bir evladım var ona mı yanayım? İşler iyice sarpa sardı ona mı yanayım? Milletin gene diline düştük ona mı yanayım? Ben hangisine yanayım? Gitti, gül gibi işim gitti. Gitti, gül gibi işim yeter, gitti. Yeter, tut. Ya sizin de bir ayarınız yok ya. Ne başınızın ayarı var, ne tizinizin ayarı var. Hadi inin bakalım, inin. Bugün para mara yok kimseye, yürü. Omuzda şahçılık. Ben ağacım Hüseyin. Buyurun. Ha sen misin toprağım? He. Ne yaptın? Vallahi mı diyorum? İyi ya. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Hadi kocuğun aydın Ramazan Bey.
Katil olmaktan kurtuldum. Kadının durumu iyiymiş. Vallahi. Oh çok şükür ya. Vallahi bir de bununla yaşayamazdım yani. Ah Ramazan ah. Ben seninle yaşıyorum. Onu ne yapacak? Hadi kız. Dikilmeyin orada yürüyün. Ne oldu la? Jüpiter ile Satürn yan yana mı geldi? Yok abi, hala bu sen misin? Adam iyice bana gıcık gitti ya. Ya resmen adamın gıcık gitme katsayısı her geçen gün artıyor. Ve bunların sebebi sensin Hüseyin Bey. Yalnız bunları da aynı çizmişler ha. Ramazan abi yakıyor mu bari? Yürüyün gidin lan. Bir de dalga geçiyorlar. Topumuz Tahir abinin bahçeye kalsın, ben o zaman görürüm sizi. Sonra Ramazan abi, Ramazan abi diye arkamdan bağırırsınız değil mi? He? Vicdansızlar! Sattılar beni ya. Ramazan! Vallahi bugün dertlerde sırayla yemin ediyorum. Biri bitiyor, biri başlıyor. Hey Zeynep buyur. Ne diyeceksin? He? Belediye asılan levhada bıyıkların düzgün çıkmamış mı diyeceksin? Onu bile düzgün çizememişler mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Ha Ramazan, ho Ramazan diye güleceğim mi? He? Hadi lütfen şu gülme seansını bir an önce gerçekleştir. Beni acılarımla ne olur baş başa bırak. Ne kadar dolmuşsun sen ya? Doldum. Vallahi doldum Zeynep. Sinirlenmeye başladım ya ben. Benim tabiatıma aykırı. Ben böyle bir insan değilim. Şeytan diyor ki gir belediyenin anons odasına. Kapıyı arkadan kitle. İçinde ne var ne yok dök kasabalıya ya. Ya dur dur sakin ol. Bak kamuoluna saldırı 6 aydan başlıyor ona göre. Ya ben senin dertlerine baş başa bırakacağım da. Önce bir Taner abi nerede onu söyler misin? Telefonları da açmadı. Ya herkes de bir Taner de Taner. Benim önümde bir levha mı var acaba? Ha? Taner'in özel kalemi falan mı yazıyor ne? E niye atarlanıyor? Patent meselesi çözüldü. Taner abinin imzası lazım. Onun için arıyorum ben. Ne patent? Hangi patent? Senin haberin yok mu? Uçağın patentini iade edecekler. Ya uçak artık tamamen sizin. Nasıl yani? Nasıl bunca berbat giden şeyin arasında uçağı geri mi alacaksınız diyorsun yani? He? Patent işi çözüldü mü diyorsun yani? Ananlar ikna, herkes ikna. Niye ayrılıyor ki kız? Bilmiyorum amcım. Nedenini sorma dedi. Analarımız haklı dedi. Yüklerimiz var dedi. Uçurumlar var dedi. Gerçeklerimiz var dedi. Dedi dedi dedi. Bir sürü şey dedi. Ya ne yüküymüş, ne uçurumuymuş? Hangi gerçekmiş ya? Ortada değil mi Cemile yenge zaten ya? Yani bunu hepimiz farkındayız. Siz de. Ben de, o da. Ya kız okumuş mühendis olmuş mühendis. Ben Muğla'da işte çalışan, ayakta kalmak için çırpınan bir adam. Amcaoğlu, sen durumun gerçekten bunlarla ilgili olduğunu düşünüyor musun? Vallahi amcaoğlu ben artık ne düşüneceğimi, ne hissedeceğim şaşırdım. Vallahi. Benim için rüya bitti. Ben yeniden uyandım. Aynı kalp yangını burada duruyor. Ula Taner, ben onu bunu bilmem. Ama benim adım Cemile ise ben bu işin kokusunu alıyorum. Ya bu işin altında başka bir iş var. Aha bak, buraya yazıyorum. Sonra yazdıydı dersiniz bana. Siz ya. Bu tarihi haberi benden niye saklıyorsunuz vallahi anlamıyorum. Nasıl yani? Ya amcaoğlu ben bu anı bekliyordum. Siz bana niye söylemiyorsunuz? He? Bu mu la amcaoğluluğumuz? Ne diyorsun oğlum sen? Kafan yerinde mi senin? Amcaoğlu benim kafam yerinde. Yani bu güzel haberi almışız. Sizin suratınız niye böyle la? He? Ya hadi la. Kalkın la. Oynayalım ya. Şu güzel haberi bir kutlayalım amcaoğlu. Hadi la. Oğlum bir dur la. Bir dur. Bir dur. Sen değil miydin Dile'ye yenge demek için can atan? Ne oldu bir anda döndün? Ne Dile'ye ya? Ya Taner'le Dilek ayrılmışlar ya. Nasıl? Haber o değil mi? Yo. Ben uçağın patentini aldık diye oynuyordum. Ne zaman oldu amcaoğlu bütün bunlar?
Patent? Bizim patent. Uçağın patenti. Nasıl? Patenti mi aldık? Aldık. Vay arkadaş ya. Uçak gelir, dilek gider. Dilek gelir, uçak gider. Amcaoğul, vallahi ben bu denklemi çözemedim. Vallahi bak. Benim matematiğim şaştı. Onca sene dileğin hasretiyle yandı tutuştu. Şimdi onlarca sene daha yanmasına izin veremeyiz. He valla. Ya dileği hepimiz sandık Veysel'im. Taner'in yanında nasıl mutluydu, gözlerinin içi gülüyordu. Ya böyle birdenbire ayrılacak ne sebep olmuş olabilir ki? Valla aklım almıyor. İşte her aşkın içinde en az bir defa ayrılık saklıdır demiş şair. Bir sürü sebep olabilir. Yani zaten aşkın en kat tarafı da bu ayrılık tarafı. Serttir, anlaşılmazdır. İçinde insanı harap edecek bir ufaklı bir sürü sebep barındırır. Peki biz ne öğreneceğiz? Yani asıl soru bu. Yani irili ufaklı bu sebeplerin arasında Tanel'le dile ayıran gerçek sebebi bulacak mıyız? Yoksa böyle oturacak mıyız? Yani sebebi bulsak bilsek çözümü daha kolay da. Bence anılardan başlamamız lazım. Gidelim Halime yengeyle ve Gülsüm öğretmenle konuşalım ya. İşi oradan başlayalım. İşte akıl, işte zeka. Helal olsun be Cemile Kaya. Sağlara geri döndü ha. Ne sandın Ramot? Hem ayrıca Halime yengenin de sağ solu belli olmaz. Ya belki ters bir laf etmiştir. Ne bileyim dileğin kalbini kıracak bir söz söylemiştir. Valla belki de Gülsüm öğretmen. Kuralcı kadın sonuçta. Doğru diyorsun, doğru. İkisiyle de konuşalım, ağızlarını arayalım. Hadi. Hadi o zaman. Amcaoğlu, yani şimdi böyle gaza geldik, hani gidelim falan dedik de... ben bir tuvalete gideyim ya. Vallahi sıkıştım. Siz bence oturun, biraz daha oturun. Ben hemen geliyorum. Anca. Geliyorum ben, geliyorum. He, hadi. Deli ya. Allah var ya, benim göğünüm yoktu. Ama sonra kalbim yumuşadı. Fikrimi değiştim. Oğluma da böyle söyledim. Kalp senin, karar senin dedim. Ah çocuklar. Niye ayrıldıklarını bir bilsem, vallahi kafamın içi rahatlayacak. Dilek ağzını bıçak açmıyor. Sabahın köründe işe gidiyor, gecenin bir vakti geliyor. Al işte bak, saat kaç oldu hala ortalarda yok. Ama ben dedim, aklın yolu bir dedim. Bu kızdan sana yar olmaz. Bu kız buralarda kalmaz, memuriyetini bırakmaz. Bir gün bir göçmen kuş misali uçar gider dedim. Ama dinletemedim. Bak işte dediğim çıkmış. Peki Halime yenge, sen bunları Dile'ye de söyledin mi? Söyledim. Ama Dile kararım karar dedi. Ben Taner'in yanından ömrüm boyunca ayrılmayacağım dedi. Benim aşkım heves değil dedi. Onu çok sevdiğini söyledi. Hiç bırakmam dedi. Ben Dilek'in gözlerini hiç bu kadar ışıl ışıl görmemiştim. Taner'e olan aşkı var ya. Onu çok güzel, çok harika, çok mutlu, bambaşka bir insan yapmıştı. Ama ben bunu çok geç fark ettim çocuklar. Başta karşı çıkmıştım ama sonra... bu aşkın büyüklüğünü, gerçekliğini görünce geri çekildim. Hatta Dilek'le de konuştum, söyledim. Sonuna kadar mutlu olun dedim. Öğretmenim, peki Taner'le konuştunuz mu? Yani ona bu aşkı onaylamadığınızı falan söylediniz mi böyle bir şey? Söyledim. Ama Taner kararlıydı. Ben o çocuğun gözlerinde Dilek'i gördüm. Dilek'in gözlerinde de Taner. Yok arkadaş. Bu ayrılığa analar sebep olmamış. Belli oldu. Kadınların suçu yok. Ne yapacağız şimdi? İrili ufaklı detayların içinde bulamadıysak biz de bizzat kaynağına soralım. Dilek. Hah, işte Cemile, işte yenge ya. Tabii Dilek'e soralım. Bekleyelim burada amcaoğlu. Nasıl olsa gelecek, gelmeyecek mi? Çapraz sorguya alalım. Amcaoğlumuzu niye terk etmiş? Çatır çutur soralım ya.
Doğru diyorsun. Burada bekleyelim ya. Ana. Hı. Sana bir şey diyen oldu mu? Ne gibi bir şey? Ha, çocuklar geldi. Cemile, Veysel, Ramazan. Onları mı diyorsun? Yok yok, öyle bir şey değil. Yani böyle haber gibi bir şey. Ne haberi? Şey, hava durumu. Yani hava durumu haberi. Ya çocuklar soruyorlar ne zamandır, ne zaman kar yağacak, kar topu oynayacağız, kardan adam yapacağız diye. Yok kızım, yok. Bu sene kurak geçecek diyorlar. Nasıl ferah ya? Ya ne bekliyorsun hala acaba ya? Taner. Sefer abi. Azıcık vaktin varsa seninle bir konu hakkında konuşacaktım da. Olur abi, konuşalım. Hayır olsun. Hayır hayır. Ama şöyle uygun bir yere gelsek, orada rahat rahat konuşsak olur mu? Olur abi. Eyvallah. Sen çayını soğutacaksın. Nasılsın, iyi misin? Yine bir durgun gördüm sen. İyi abi, nasıl olsun işte. Koşturma hali devam. Sen nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim. Sefer abi. Sen abi ne konuşacaktın benimle? İnşallah bir sıkıntı yoktur yani. Yok, bir sıkıntı yok. Çok şükür bir sıkıntı yok. Hey ama. Ya da var, ben bilmiyorum. İçimde bir şey var. Tepim duruyor. Ağzıma kadar geliyor, konuşamıyorum. Ne kadar zormuş bunları konuşmak. Neresinden başlayacağım onu da bilmiyorum. Oysa ailenin karşısında evde belki 100 kere konuştum. Ama şimdi dilim düğümleniyor. Nefesim kesiliyor. Rahat ol abi ya. Vallahi ya, içinden geldiği gibi konuş, dinlerim ben. Söyle ya, içinden geldiği gibi konuş. Gönlüme bir sevda düştü. Ne zaman düştü diye sorma, ben bile unuttum. Gençtik. Gözüm bir onu gördü. Başkasını da görmedi zaten. Yıllar oldu. İçimde büyüttüm onu. Onunla konuştum. Onunla alaştım. Onunla sevindim. Dilim kilitlendi. Söylemedim kimse. Yıllar geçti. Yine söyleyemiyorum. Ama içim bağırıyor. Gözlerim bağırıyor. Ellerim bağırıyor. Halim bağırıyor. Sonra emin olsun. Ayak tırnaklarımdan saçımın dibine kadar gönlümdeki sevda bağırıyor. Durduramıyorum Taner. Sefer abi, daha açık konuşsana abi. Anlamıyorum da. Zahide. Ablam. Gönlüme düşen sevdanın adı o. Gördüğüm de o. Yolum da o. Bu sevda beni sürükledi Taner. Aha, buraya karşına getirdi. Eğer müsaade olursa Zahide'ye talibim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle geleyim isteyeyim diyorum. Ne diyorsun abi sen? Bak Taner, eğer olmaz dersen şuradan çıkar gider. Yoluma bak.
Bana istediğini söyleyebilirsin. İster kov, ister söv, ister kaldır eline vur. Ağzımı açmam, kılımı kıpırdatmam. Kasabayı terk ederim. Andolsun bir daha karşınıza çıkmam. Allah abi ben ne diyeceğimi bilemedim. Hiç beklemiyordum. Haklısın Taner. Olmaz diyeceksin değil mi? Sefer abi sen de mi diyeceksin değil mi? Yok yok abi yok öyle değil. Sefer abi. Abi benim ablam çok üzüldü. Çok çekti. Benim istediğim tek bir şey var. Ablamın bir daha üzülmemesi. Ama sen iyi bir adamsın abi. Üzmezsin ablamı. Yani benim burada müsaade edebileceğim bir şey yok. Ben gider ablamla konuşurum. Eğer tamam derse benim diyeceğim tek şey bir daha ablamın üzülmesini istemiyorum olur. Ben istesem de üzemem ki oğlum. Zaten o üzülmesin diye hep uzaktan sevdim ben onu Taner. İyi abi tamam o zaman ben konuşayım ablamla. Seni haberdar ederim. Sağ ol Taner. Sağ ol. Sefer abi. Geçen anlattığın hikaye buydu değil mi? Dilek. Dilek gülüm biraz konuşabilir miyiz? Sonra konuşalım. Ya sen niye böyle yaptın ki şimdi? Ha? Biz ne güzel bir ekip olmuştuk. Ya Dilek. Bak biz yabancı değiliz. Yani eğer bir sorun olduysa beraber aşabiliriz yani. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Ya öyle deme yenge. Aman Dilek işte. Vallahi bak sen bizi tanımıyorsun ya. Biz uçak uçurmuş adamlarız. Allah aşkına bak bir derdin falan varsa söyle. Bak yemin ediyorum bak çözemezsem belediye hoparlöründen ben eşeğim diye bağıracağım. Vallahi bağırmazsam da bana Ramazan demesinler ya. Ya en azından nedenini söyle. Ya ne oldu böyle birdenbire? Arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Lütfen daha fazla yaramı deşmeyin. Sizden tek istediğim bu. Bana anlayış göstermeniz. Sadece bu. Ya Dilek şimdi yaramı deşmeyin derken yani ne gibi bir... Yok kesin bir şey var. Geçsin. Ya baksana yaramı deşmeyin falan diyor. Yok ya bunu bu şekilde çözemeyeceğiz. Bunu başka şekilde halletmemiz lazım. Benim aklıma bir şeyler geliyor ama... yarın söyleyeceğim. Aklıma çok pis fikirler geliyor. Ama yarın söyleyeceğim. Yarını bekleyin. Yolculuğun nerede biteceği şimdilik bilinmiyordu. Aferin benim kuzuma. Ne de güzel okuyormuş maşallah. Dayım geldi, dayım geldi. Allah be, oh aslan parçası. Geç bakalım. Hoş geldin gül. Hoş bulduk abla. Dayı, bak yeniden başladım. Ama bu sefer hepsini ben okuyacağım. Aferin prensesim. Aferin. Hadi bakalım azıcık da içeride okuyun ha. Sonra da doğru yata. Ama anne ya biraz da televizyon izlesek olmuyor mu? Olmuyor efendim hadi. Ne güzel dizi izleyecektik. Tutturdun kitap da kitap. Bak hala konuşuyor ya. Spalar. Ana. Abla benim sizinle bir şey konuşmam lazım. Hayır olsun oğlum.
Sefer abi geldi. Diyor ki sizin için de münasipse yarın akşam misafirliğe gelmek istiyormuş. Ablam için. Hayırlı bir iş için dedi. Ablan için mi? Allah Allah. Sefer'in böyle bir niyeti mi varmış? Paha sorma oğlum. Ablana sor. Sefer sonuçta kasabamızın çocuğu. Uzun zamandır tanıyoruz. Sen ne diyorsun abla? Hayır yani senin dediğin önemli. Sen ne diyorsun, gelsinler mi? Ben ne diyeyim ki tanırım. Ben vakti zamanda gittim bir kere burnumun dikine. Sen olur dersen, anam da olur derse. Olur gelsinler. Sen ne diyorsun Taner'im? Yani vallahi ana, Sefer abi iyi adamdır, mert adamdır yani. Allah var, bugüne kadar da hiçbir kötülüğünü görmedim. Zahide de olmaz demediğine göre çağır gelsinler. Başımız gözümüz üstüne. İyi ben arayayım o zaman. Yarın akşam için haber vereyim. Ana müsaadenle. Alo. Günaydın Gülşil abla. Sefer ben. Şadiye abladan aldım da numaranı. Tanıdım Sefer, tanıdım. Ne yaptın, nasıl geçti? Konuştun mu Taner'le? Ha, konuştum, konuştum abla. İyi, çatlatmasana insanı. Ne konuştun, nasıl geçti? İyi geçti. Sağ olsun, kendi çok anlayışlı karşıladı. Allah, oldu bu iş Allah'ın izniyle. Şimdi hemen harekete geçmemiz lazım. Sen çiçeğin çikolatanı al. Gerisini bağa bırak, tamam mı? Benden haber bekle. Tamam abla, sağ ol. Bağa gel bostana gel, vay 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 vay, yandım. Ne oldu kız? Kim o? Yandan gel, Leylim, Leylim, Gülşir. Leylim, Leylim. Ne oldu kız? Yalandan hastalan gel, ne? Leylim, İş mi var? Leylim, Leylim, Leylim. Ekibi toplayayım mı? Ya ne ölüsü ne dirisi Hüseyin? Zahide evleniyor, Zahide. Hangi Zahide? Bizim Zahide. Bak gel bizim bostana Zahide. Gel, vay 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 vay. Ne bu kadın da iyice kafayı üşüttü arkadaş. Bir de bana diyor ya. Ne yiyeceğiz? Bakalım köfte horlar. Hadi, hadi. Bakalım, uyanın. Uyanın, uyanın. Hadi bakayım. Daha ortalık toparlanacak. Bu saatte temizlik işi de nereden çıktı nene ya? Yoksa... Misafir mi gelecek? Hey ya, misafir gelecek. Hadi daha bir sürü iş var yapılacak. Hadi kalkın, kalkın, öncekine kalkın. Öncekine tuvalet kalkın. Hadi, Allah. Hadi kalkın. Allah. Oğlum durun yavaş ya, dur. Ay, bunu... Ya. Ne yaptınız ya? Ya dur, o işte ben geleceğim. Ne böyle ya sabah sabah tuvalet kavgası ha? Biz ne konuştuk en son? Ne demiştik? Önce küçükler, sonra büyükler. Aynen öyle. Önce küçükler, sonra büyükler. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Lütfen rahatsız etmeyiniz. Geç bakalım hadi. Dayıcığım, biliyor musun? Bu akşam bize misafirler gelecekmiş. Biliyorum. Ablam, sen bir şey lazım olursa beni ararsın. Ben işten dönerken alırım. Tamam gülüm, tamam. Tamam. Hadi, hadi kolay gelsin. Sağ mı düğün geldin? Hayırdır düğündü? Ya kargalar bile kahvaltı etmedi. Ne o telefon öyle?
Tamam Eltim, tamam. Hemen hazırlanıp çıkıyorum ben. Tamam. Niye o? Benim koyduğum kuralları hiç kimse iplemiyor bakıyorum. Neymiş o? Bak, döndü. O Elti'yle konuşmak yok. Ben o ağaççıyla hala küsüm. Siz de küs kalacaksınız. Görüşmeyeceksiniz. Ya dur Muammer. Şimdi kustuğun sırası değil. Ya senin haberin yok mu? Sefer Zahide'yi istemeye geliyormuş bu aşağı. Sefer. Bizim Sefer. Dolmuşçu. He ya, dolmuşçu. Bak bizim nasıl haberimiz olmadı, görüyor musun? Döndü, benim o şeylerim nerede? Benim bu olaya derhal müdahil olmam gerekiyor. Çünkü ben amcayım. Amca ne demek? Baba yarısı demek. Değil mi? Bizden gelip kız isteyeceklermiş, öyle mi? Yok. Zordur almak bizden kızı. Allah'ım ya. Bak Muammer, aman diyeyim yanlış bir şey etme. Deli deli hareketler. Gülşim! Kız Gülşim! Benim kemerim nerede? Senin ceketine de, kemerine de ya. Vallahi yettin zaban korundan beri ya. Al burada, görmüyor musun? Gözün önünde. Allah Allah, burada mıymış? Şimdi benim hemen olaya müdahale etmem lazım. Basit bir cebir hesabına göre ben Zahide'nin %50 babası oluyorum. Değil mi? Bu yüzden hemen bu balık görevimi yerine getirmem lazım. Şimdi kaçır bakayım şöyle. Kaçır, kaçır. Ulaşmaladık. Geç kaldım. Kolay gelsin Halime teyze. Hoş geldiniz kızlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşk olsun, biz gelmeden başlamışsın. Bir an önce başlayayım dedim kızım. Oho. Selamun aleyküm Eltim. Aleyküm selam. Gecikmedik inşallah. Buyurun buyurun, hoş geldiniz Eltiler. Biz de daha şimdi başlıyorduk. Kızlar da yeni geldi. Zahide ablam nerede? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sen niye yoruyorsun kendini kızım? Biz toparlarız şimdi ortamı. Hadi hadi, hep beraber şimdi 2 dakikada yapıverecek. Hadi girelim içeri, hadi. Olmaz yengem, içindeki kirli ben bir dökeyim, geleyim hadi. Hadi, hadi dök. Tamam. Şişt, koşturmayın lan. Muammer'in davul topuna aynen kovalarım size. Dağıttınız ortalığı. Dostlar. Yenge. Ha, kaç kızım kaç. Bir sakatlık çıkmasın dur. Var mı yardım edecek bir şey? Yorma sen kendi. Hallediyor biz. Kolay gelsin. Gülşil yengemin meşhur çayları. Hadi hadi bırakın, çay içelim ya. Valla kokusu bilen bir başka güzel. Allah. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kan olsun, can olsun. Sefer abi. Sen abi. Bana bak, geçen sefer gibi olursa harbi bozuşuruz, ben sana söyleyeyim. Bak Balata, debriyaj, o motorun kulağına bir şey olursa... Eğer bir şey olursa var ya, gel beni kasabanın ortasında çiğ çiğ ye. Adeta acımdan öldüm dercesine. Sen bak güven Sefer abi. Allah'ın izniyle bu sefer Badegül'ün kakülüne bile zeval gelmeyecek ya. Yalnız varsa sen de abi 3-5 lira ateşleyebilir misin? Ben de kuruş kalmadı, hepsini malum klibe harcadım. Şimdi müşteri bütün para verirse... üzerine verebilecek bir nakit olsun üzerinde, ufak da olsa. O kadar çok Sefer abi, bir 5 lira versen yeterdi. Al, al al. Karnını doyurursun. Aç aç araba mı sürür, hadi. Sen var ya, adamın hasısın, hası. Al onunla. Eski pazar! Eski pazar!
Zifir. Ha Muammer. Müsaitse seninle bir konuşalım. Söyle mi? Konuşamaz. Çünkü benimle konuşması gerekiyor. Senin daha mühim işlerin yok muydu? Yani el alemin anneannesine kalp krizi geçirtmek gibi falan. Allah Allah. Olayın benimle ne alakası var acaba? Kadın zaten kalp hastasıymış. Sen git davulunu çal. Gizli gizli beni mi takip ediyorsun sen ya? Ya ben seninle uğraşamam. Git. Zifir. Bak şimdi. Sen benim yeğenimi isteyeceğimişsin Zahide. Doğru mudur? Doğru mu amma? Yeğenimi Zi. Zi ikimizin ortak yeğeni oluyor ya. Bakabileceğim mi? Biliyorum ben onun yarı babası sayılırım. Tabii Muammer abi. Bak. Yalnız hatırlatayım. Diğer %50 babası da ben oluyorum. O yüzden şimdi sana soruyorum. Sefer. Buyur abi. Sen. Yani ayda kaç lira para kazanıyorsun? Evini geçindirebilecek mi yani? Onu bana söyle. Ya Hüseyin abi. Olur mu Ayşe? Çok şükür kazanıyoruz bir şeyler. Badegül var. Sıkıntı çıkıyor yani. Badegül kim lan? Lan o. Pavyona mı gidiyorsun lan sen? Yok. Ne yapıyor? Değil. Ha şey minibüsü diyorum. Ha. Zifir. Ha. Gel seninle konuşalım. Ol. Zifir. Ha. Gel seninle erkek erkeğe konuşalım. Tamam. Zifir. Ha. Gel konuşalım. Zifir. Ha. Erkek erkeğe diyorum ben sana. Tamam canım. Zifir. Ha. He, sana bunları. He, sağ olasın. Geldim. Veysel'im. Ne arıyorsun? Ne arayayım? Sen ne arıyorsun? Yenge, benim planı hayata geçirmenin vakti geldi. Sıvışabileceğim bir temizlikte. He, kapının önlerine doğru süpürürsem oradan yürür giderik. Ha, güzel. Ben planı yaptım. Bir tek eksik kaldı. Araba. Yok, o geçen günkü planın eksiydi. Bu defa denklemde biri eksik. Kim? Tabii ki Asuman. Başka kim olacaktı? Gördüğünüz gibi. Kalbimin sultanı kalesinde hapis. Onu oradan kurtaracağız. Kapıda Lütfü abi var, onu ne yapacağız? Ya ben hiçbir şey anlamadım Ramazan ya. Biz niye uğraşıyoruz ki? Ara kendisi gelsin. Geç. Yenge, senin de bu akıl vermelerin gerçekten çok komik ya. Araya bizi karardık zaten. Münir Başkan hattına el koymuş. Sosyal medya hesapları da kapalı. Yani senin anlayacağın müstakbel kayınpederim sevdiceğime giden tüm yolları kapatmış. Tamam, ne yapıyoruz? Atalarımızın izinden gideceğiz amcaoğlu. Aynayı kullanacağız. Dikkat buyurun. Bir. İki. Üç. Hiç şaşmaz amcaoğlu. Gördün, 3 saniyede iletişimi kurduk. Asuman! Asuman! Hemen üstünü giy. Veysel, kapıda Lütfü abiyi oyalayacak. Biz de seni kaçıracağız. Neden? Ha? Çok güzel bir etkinlik var. Senin hemen burada olman lazım. Sazını da al. Sen delisin. He. Hadi çabuk. Hadi çabuk çabuk. Hemen gel. Çabuk. Asuman geliyor amcaoğlu. Ne diyorsun ya? Oğlum nasıl anlaştınız lan kabile dili gibi? Bunu aşk dili derler amcaoğlu. Onu öğrenmesi çok zordur, herkes anlamaz yani. Neyse, sen şimdi git Lütfü abi oyala, tamam mı? Sen artık zaten bir şeyler bulursun. Yenge sen de kayıklaya geç, o sırada çalıştırırsın, tamam mı? Göreyim sizi. Bize engel olmaya çalışanların oyununu bozalım. Tamam. Hadi hadi, hadi yenge. Selamünaleyküm Lütfü abi, nasılsın? Aleykümselam Veysel, sen nasılsın? Eyvah abi, ne olsun ya. Bu arada sizin bu arka bahçeye biri tırmanıyordu he. Ya tam görmedim ama bıyıklı gibiydi sanki. Ramazan, bu sefer vurdum seni Ramazan! Bu sefer vurdum seni Ramazan! Gel. Çabuk, çabuk. 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 Koş sana. Koş, koş. Ne oluyor Ramazan? Ne etkinliği bu? Bir şey yok, bir şey yok. Hadi ben sana yolda anlatayım. Haydi gel. Gel gel, arkama geç, arkama. Yengenin arkaya, hadi. Oo,
Oh, beni bekleyin. Ver. He. Daha çiçeğim bak, bu şarkıyı senin için yaptım. Adeta vurgunum dercesine. Öyle mi Selami? Klip de çekmişiz maşallah, hiç haberimiz yok. Ya olaylar çok ani gelişti, haber veremedim, kusura bakma. Hem sen ne bakıyorsun klibe ya? Klip dediğin bir illüzyondan, bir senaryodan ibaret. Benim gözüm klipte değil ki, benim gözüm sende. Adeta at gözlüğü takmışçasına. He Selami he. Sen önce konuş. Affetmeyeceğim seni. Sen benim hakkımı yedin, kariyerimi bitirdin. Şimdi sen değil ben meşhur olacaktım. Olur mu hiç öyle şey? Gönül çiçeğim ya. Bak ben önce güzelce bir meşhur olayım. Sonra söz seni de edeceğim. Hem bizim aramızda ayrı gayrı mı var? Yok ya. Dur dur. Ben sana birkaç vites atayım. Sonra da böyle bir kolumu sallandırayım dışarıda. Seversin sen. Nereye gidiyorsun Kerime? Kerime! Kolay gelsin Taner. Eyvallah abi. Senin amcaoğlu yine yok ortalarda. Ramazan mı abi? Ya biraz işte böyle başına buyruktur abi. E çıkışını vereyim o zaman. Yok yok abi. Niye çıkışını vereceksin ya? Ben onun yerine de çalışırım. Vallahi gerekirse mesaiye kalırım. Çocuğun işe ihtiyacı var. Bu defa görmezden geliyorum ama senin hatırına Taner. Sağ ol abi, eyvallah. Abi. Ya şey diyecektim ben sana ya. Bize akşam misafirler gelecek de hayırlı bir iş için. Ablamı istemeye gelecekler. Malum evin tek erkeği benim. Tamam tamam. Önündeki işi bitince çıkarsın. Eyvallah, sağ ol abi. Ramço neredesin sen? He? Bak adam çıkışını veriyordu ha. Ya sen boş ver amcaoğlu. Bir iş gelir bir iş gider ya. Hadi gel hemen, bekliyoruz biz hadi. Nereye lan? Nereye, atölyeye? Yok. Niye gidiyor? Şeyde, Zahit ablam soba borularını değiştirin dedi. Zahide abla soba borularını değiştirin dedi. Çok çirkinmiş. Biz de Veysel'le onunla uğraşıyoruz işte. Hadi gel he. Tamam lan siz yapın işte. Yapamıyoruz gel. Mesutlar. Tamam. Alo. Amcaoğlu ya şekilli mekilli bir şeyler istiyor. Uzatma da gel işte bak öfkemi yenileceğim şimdi. İyi dayı. Geliyorum geliyorum tamam. Geliyorum hadi. He tamam. Geliyorum. Oğlum işi yenge vallahi hadi sende sıra hadi git. Ben de. Hadi bakalım. Nevra, şu raporlara sen bakabilir misin? Bakarım tabii. Yani sen kimseye güvenmiyorsun diye sana bırakmıştım. Olsun, sen yap. Bir şey olmaz. Efendim Cemile. Ya ben şey diyecektim sana, biraz kendimi iyi hissetmiyorum da ben ağladayım. Biliyorsun işte Veysel de işte şey diyecektim, acaba gelip beni alabilir misin eve götürmek için? Alırım, alırım tabii. Sen yorma kendini. Orada otur bir yere, ben hemen geliyorum. He, tamam. Oturuyorum ben zaten, oturuyorum. Tamam, oldu. Tamam. Görüşürüz. Bizde atışlar böyledir. Tek kurşunda olay tamam. Cemilem, vallahi korkulur senden ha. Bak, 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 havalara bak Allah aşkına. Bizim de elimizde böyle güçlü koz olsa biz de tek atışta yaparız. Nedir yani? Hadi, hadi geliyorlar. Hazır olun. Hadi. Havalı yenge. Kolay gelsin baba. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Toprağı havalandırmaya erken başlamışsın. Bizimkisi can sıkıntısı. Boş durunca insanın geçmişi düşüyor peşine. Düşünceler peşini bırakmıyor. Toprakla uğraşınca her şeyi unutuyorsun. Çay vardı ocakta. Çok kalmayacağım baba. Bir mesele var, onu konuşup gideceğim. Hayır olsun inşallah.
Zahide. Zahide'nin bir talibi var. Zahide'nin de sanki etcik bir göğünü var gibi. Eğer münasip görürsen bu akşam istemeye gelecekler. Ailemizin büyüğü sensin. Sana sormadan, sen başımızda olmadan bir şey yapmak bize yakışmaz. Allah razı olsun kızım. Gelirim tabii, gelmem mi? Kısmette Zahide'mi gelin etmek varsa. İrfan'ımın emaneti o bana. Başım üstüne. Oğlan kimdir? Kimlerdendir? Bizim Sefer. Dolmuşçu Sefer. İyi, iyi. Peki diyelim. Allah korusun. Yani senin Badegül'ü arıza yaptı. Yok yani sahiş bulmak lazım. Hani iki tane önemli iş var. Hani biri böyle insanların mutluluğunu, gülmelerini paylaşacağı düğüncülük işi. Diğeri de ağaççılık. Hangisini tercih edersin? Şimdi Muammer abi, ben düğüncülükten de anlamam, ağaççılıktan da anlamam. O yüzden ikisini de yapamam yani. E ne, çocuklar evde aç, sen boş boş gezeceğim mi diyorsun yani, ne diyorsun? Yok, böyle şey mi olur ya? Gerekirse taş taşırım, limon satarım. Kimseye aç koymam yani ben. Yani sen diyorsun ki ben bu düğüncülük işini tercih etmeyeceğim. Yok, estağfurullah, olur mu Muammer emmi? Yani ben yapamam diyorum. Yapabileceğim bir iş değil diyorum. Onu diyordum yani. Şimdi neyse, sen onu boş ver de. Benim yeğenimden vazgeçmek için kaç lira istiyorsun? Kaç lira istiyorsun? Senin ne parası ya? Yok, istemiyorum para. Ayrıca niye Zahide'den vazgeçeyim ki? Vazgeçeyim, vazgeçeyim. Söyle bakalım, kaç lira istiyorsun? Ya Hüseyin abi, Allah'ını seversen koy şu parayı cebine. Ben para pul istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Aferin delikanlı. Yeğenimi gerçekten seviyormuşsun. Para aklını çelmedi. Triplere bak. Gören de seni fabrikatör sanır. Vazgeçecek olsa senin paranı mı vazgeçecek? Çok biliyorsun sen. O zaman çıkar da babamla çarpıp çarpıp biriktirdiğin tomarları sen vazgeçip. Hüsn! Ağzından çakmak olan duyuyor mu seni? Ha, duymasa ne olacak ya? Duymasa ne olacaksa karışıyor. Hı? Ya Hüseyin amir, Muammer amir, bir sakin ol, Allah'ını seversen sen. Sen karışma Sider. Hüseyin, Muammer abi, Sefer. Ne örüyorsunuz burada? Sefer'i teste tabi tutuyor Gönçül. Kız isteme öncesi kafayı mı yedirteceksiniz çocuğa? Hadi işine. Sen. Fakat Gülşim. Fazla uzatma Hüseyin. Hadi işine. Hay ağzına sağlık gelin. İyi dedim valla. Heh. Neyse. Bana müsaade. Bana da müsaade Gülşim. Hay Allah senden razı olsun Gülşim abla ya. Sen bunlara uyma oğlum. Bunların inadı ölüyü diriltir, diriyi öldürür vallahi. Sen git hazırlan artık. Çiçeğini, çikolatanı al. Fazla vaktimiz yok. Alayım almasını abla da. Ben şimdi bir büyüğüm yok. Kimim kimsem de yok. Zahide kim isteyecek? Sen beni dinlemiyorsun değil mi? Kontrol bende diyorumsa. Sen git hazırlığını yap. Ben buldum kimin isteyeceğini. Hay Allah senden razı olsun. Nasıl ödeyeceğim ben senin hakkını ablam? Ödersin Sefer, ödersin. Yarın bir gün bir kızınız olur Zahide ile. Adını Günşil koyarsınız, ödeşirik. Hadi oyalanma, hadi. Hadi kaçtım. Geçen gün yaşanan kız isteme krizinden ötürü özür diliyorum diyorsun yani. Vallahi siz bizim böyüğümüzsünüz başkanım. Bir böyüklük edin, affedin. Hüseyin kendi kendine gelin güvey olmuş. Ben eve gidince ağzının payını verdim. Ama çok pişman oldu. Bildiğiniz gibi değil. Peki o Ramazan? Siz içinizi ferah tutun başkanım. Bir elim Ramazan'ın kulağında. Bir daha size karşı saygısızlık ederse vallahi size komam. Kendim fıydır atarım kasabadan. Vallahi iyi ki sen varsın Gülşah. Yoksa o ben Hüseyin'e de Ramazan'a da ne yapacağımı biliyorum da. Neyse sen akıllı kadınsın. Madem akıllandılar ikisi de, o zaman meseleyi gereğinden fazla uzatmaya gerek yok, tamam. Sağ ol başkanım. Zaten biz sizle baba tarafından hısım oluyoruz.
9 günlüğe gerginliğe ne gerek var değil mi? Başkanım, benim sizden bir maruzatım olacaktı. Buyur. Bizim dolmuşçu Sefer, eltimin kızıyla evlenmek niyetinde. Akşam istemeye gelecek. Ama kimi kimsesi yok garibanın, biliyorsunuz. Siz de kasabanın böyüğü olarak gelseniz, Zahide'yi Sefer'e isteseniz sevaptır, biliyor musun? Ya olur tabii. Niye olmasın? İyi düşünmüşsün Günşal. Yani isteriz tabii. Sonuçta kasabada herkesin mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Hay Allah sizden razı olsun başkanım. Sarmadan yiyin. Çok güzel oldu. Zorlaştırma. Ya amcaoğlu, ne oluyor Allah aşkına? Biz bir aşık tanıdık önce. Çocukluğu Dile'ye anlatmakla geçti. Gittiğimiz her yerde Dile'yi dinledik. Bir çeşme görsek onunla su içmiştik dedi. Adı Dilek Çeşmesi oldu. Bir köprü görsek Dilek'le geçmiştik dedi. Adı Dilek Köprüsü oldu. Bir yemek yesek Dilek'le yemiştik dedi. Adı Dilek Yemeği oldu. Biz bu yaşımıza kadar bir dilek dinledik. Aşka şahitlik ettik. Böyle aşklar kalmadı artık. Biz bu aşka sahip çıkalım diye kendimizce bu kadar uğraştık. Azıcık da siz uğraşsanız be. Kolay mı geliyor böyle sevdalar dünyaya? Böylesine bir sevgi kolay mı yeşeriyor?
Pes etmek bu kadar kolay olmamalı. Vazgeçmek bu kadar kolay olmamalı. Vallahi bizim gönlümüz razı değil amcaoğlu ayrılmanıza. Ya bizim daha elimizden ne gelir bilmiyoruz ama biz ayrılmanızı istemiyoruz amcaoğlu. Ya deyin ki kaftanı aşın bizim için. Aşalım be. Yeter ki bitirmeyin bu masalı. Ben bu bağlamayı yeniden elime aldıysam siz de başarabilirsiniz. Problem her neyse hepsini aşabilirsiniz. Patent işini çözdüm. Serdar da bugün dönüyormuş. E bu işi artık tatlıya bağlayalım bu akşam. Bu yaptığınız şey için çok teşekkür ederim. Ama kusura bakmayın. Özür dilerim Tena. Bilir misin halim nedir sultan? Aklım yok başımda, kalmışım yarım. Divane gezerim, bu benim karım. Ben aşka aşığım, canım cananım. Gün geçtikçe artar ateşim narım, yandıkça yanarım, tüter dumanım. Kârım efkârım, zârım efkârım, varım efkârım. Kârım efkârım, zârım efkârım, varım efkârım, yârım efkârım. Akşam kim gelecek anne? Niye bu kadar hazırlık yaptınız? Çocuklar. Geçin bakayım oturun şöyle. Sizinle konuşmam gereken bir şey var. Biliyorsunuz. Biz babanızla uzun zaman önce ayrıldık. O gitti kendine bir hayat kurdu. Biz de geldik buraya, kendimize bir hayat kurduk. Büyükler bazen böyle kararlar alabiliyor. Bunlar hayatın içinde var olan şeyler. Ben de ananız olarak bir karar aldım.
Bunu sizin de bilmeniz gerek. Neyi anne? Ben yeniden evleneceğim. Siyah. Sefer abinizle. Bu akşam da gelecek dedemden beni isteyecek. Olmaz. Asla kabul etmiyorum. Sen kimseyle evlenemezsin anne. Ben kendi babamı istiyorum. Sefer abiyi değil. Oğlum, Erkan'ım, bizim hayatımızda hiçbir şey değişmeyecek. O yine sizin babanız olarak kalacak. Sefer abinize de baba demek zorunda değilsiniz. Aynı şey mi? Sefer abiyle evlenirsen bir daha gerçek babamla asla birlikte olamayacaksınız. Ben bunu istemiyorum. Oğlum, biz babanızla ortak bir karar aldık ve ayrıldık. Bugüne kadar sizi üzecek bir şey yaptım mı? Bugüne kadar size babanızın eksikliğini hissettirdim mi? Ne yaptımsa bizim için, ailemiz için yaptım. Oğlum, bak hemen kabul etmeni beklemiyor. Ama acık beni anla olur mu? Erkan. Anne, ben seni çok seviyorum. Bizi bırakmayacaksın değil mi? Annem o nasıl söz ya? Ben sizi nasıl bırakırım? Ben de sizi çok seviyorum. Bir tanem benim. Siz benim kalbimsiniz. Olur mu hiç öyle şey? Et tırnaktan ayrılır mı gülüm? İsmet, Sedef. Gelin hele, size bir sürprizim var. Sarma mı? Allah, sarma var, sarma. Evet. Kapat kapağını. Heh. Abiniz nerede? Orada, çıkmıyor dışarı. Çabuk hadi geçin bakalım mutfağa. Başın başın başın. Heh. Halime abla. Heh. Saniye abladan bunu buldum. Olur mu? Olur, olur tabii. Ne? Ha, Gülşah, bak hele. Sağ ol. Hoş duruyorsunuz bu kadar. Ya ne yapacaktık abam? Sağ olun. Allah herkese sizin gibi elti nasip etsin. Ben açayım. Ya ayağımın altında ayağının ne işi var? Ya bak, beni buraya sıkıştırıp duruyor. Yol beyin, sus göçün. Bir türlü öğretemedim sana bunu. Ya önce ben gelmiş olmamdan olabilir mi acaba o? Ya önce sen gelmiş olsan ikimizin de aynı anda bu kapıda ne işi var? Son anda yarış atı gibi burnumu uzatmandan olabilir mi acaba? Ya sen dua et. Hayırlı bir iş için toplanıyoruz. Bak seni o yarışın gavur tarafıyla düverim ha. Allah'ım ya. Muammer, Hüseyin, hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Hoş bulduk baba. Bana bakın, bu akşam ne küslük ne de en ufak bir sürtüşme istemiyorum. Yeminle daha da konuşmam sizle. Ya bu ağlakçıya ben kefil olmam ama sen gönlüğü benden yana rahat tut. Sen bunu bağlayacağız, bunu. Ben ne olur, ben zararsız adam benim, neyim olacak? Ya sen ne zararsız adammışsın? Çiftçi Malları Koruma Derneği mallarını koruyacağını her seyre seni zapt etsin yeter. Ya sen benim ne zararımı gördün ya? Ha? Ayıp oluyor ya şimdi kadının yanında. Biz millete omuz veriyor omuz. Biz de evlendiriyoruz. Selamun aleyküm. Müsaade var mı? Buyur buyur baba, hoş gelmişsin. Gel içeri, gel içeri. Hoş buldum kızım. Hoş geldin baba. Sizi böyle yan yana görmek ne güzel. Gel, gel içeri baba. Dede! Yenge, nasıl böyle oldun mu? Olmaz mı hiç Zahide? Bu güzellik var mı Gedeli'de acaba? Ya yapma deme şöyle ya, utandırma beni. Keşke genç kızken de böyle gidebilseydim bu evden. Ne vardı sanki o zaman da yaşayabilseydim bu heyecanla. İçimin bir tarafı hep buruk kaldı bu yüzden. Düşünme şimdi bunları. Geçmiş geçmişte kaldı. Bak şimdi deyiz. Şimdi yaşa aynı heyecanı. Sen hala gençsin. Hala güzel. Bırak mutluluğunu yaşa. Sağ olasın be yengem.
güzelmiş bu. Çok güzel oldu. İsterdi ki senle gidip isteyelim Saide Hanım. Bunca yaşıma onca şey sığdırdım. Sevinçlerim, hüzünlerim. Ayrı ayrı. Ama Saide apayrı be ana. Keşke bir tanısaydın. Sonra yine gideceksen git sen de dönülmez diyarları. Bir tek Zayda'yı görüp gitse insan şu dünyada. Ben hayatımı yaşadım da gittim der ana. Sefer, hadi bekletme başkanı. Başkanım kusura kalmayın. Beklettim sizi biraz ama pek alışık olduğum şeyler de değil tabii. Ya bekletmek ne demek Sefer? Bu gece senin gecen. Gel, atla bekleteceksin tabii. Sen bakma Seyfettin'in lafına. Geç, geç. Hayırlı olsun Sefer abi. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Geç Sefer'cim. Yakışıklı. Geç, geç. Önemli değil. Teşekkürler Seyfettin. Hadi gidelim. Size de zahmet oluyor başkanım. Ne alacak canım? Müsaade var mı kızım? Var tabii dedem. Buyur, buyur gel. Kızım, anan geldi sağ olsun. Aile büyüğümüz sensin dedi. Baban rahmetli sağ olaydı, o konuşurdu. Ama bu konuşma bana düştü bu akşam. Allah razı olsun dedem, sağ olasın.
Ben hiç kız evlat evermedim. Ama sen de benim kızımsın. İrfan'ımın emanetisin. Ne diyorsun kızım? Kayıllığın var mı bu işe? Sorduklarında ne diyeyim? Siz nasıl münasip görürseniz. Sefer'i tanırık. Sorup soruşturmaya hacet yok. Sen de öyle diyorsan hayırlı olsun diyelim mi? Allah utandırmasın kızım. Sağ olasın dedem. Sağ olasın. Amcaoğlum. Ya kusura bakma vallahi. Hepsi benim yüzümden oldu la. Yok la yok. Ramazan kadar benim de suçum var. Benden sebep oldu biraz da. Yani senin anlayacağın hepimiz suçluyuz amcaoğlu. Suçu gelin etmişler. Hepiniz buyursun gelsin demiş. Bunda bir terslik yok mu? Amcaoğlu siz elinizden geleni yaptınız ya. Vallahi bak. Hayırlısıyla bu akşam bir atlatalım. Üstesinden geleceğiz bir şekilde. Atlatırız da atlatırız. Atlatırız tabii ki. Vazgeçmek yok ha onu söyleyeyim amcaoğlu. Ben hiç ikna değilim Dilek yengenin vazgeçiş biçimine. Bu işi çözeceğiz. Ben söyleyeyim bunu bilin de yani. Tamam da tamam bakarız. Baba. Hemen mi? Tamam tamam geliyorum ben. Ya babam aradı da beni. Veysel'im sesi de bir tuhaf geliyordu. Taner ben gitsem sana ayıp olmaz değil mi? Yok yenge ne ayıp. Sen hallet işini sıkıntı yok. Tamam gidiyorum ben. Halime yengeye de söyleyeceğim çıkarken. Hadi. Dikkat et. Köpek seni. Serdar'la buluşacağız. Serdar'la mı? Bir şansı daha hak ediyor dememiş miydin? Merak etme kızım. İnan ki ileride bana teşekkür edeceksin. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Bulduk efendim. Merhabalar. Merhabalar, hoş merhaba. Geldiniz. Taner'cim, hoş geldiniz oğlum. Başkanım. Merhabalar, iyiyim. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Ah, tabii, tabii. Evet. Başkanım. Sağ olasın. Berhu Darun evladım. Buyurun başkanım. Darun. Buyurun. Haydi. Buyurun. Geçin, buyurun, buyurun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Veysel'cim. Nasılsınız Muammer Bey? İyilik. Kasabamız adına yapmış olduğunuz müsbet katkılar yatsınamaz. Mutluluğun kapısı sizden geçiyor. Yuvalar sayenizde kuruluyor. Eksik olmayın efendim başkanım. Siz hiç olmazsa cenazeye omuz olup insanları canından etmiyorsunuz. Kadıncağız biraz fazla heyecan yapmış da. Neyse biz sağlığınla yakıyla ilgileniyoruz zaten. Başkanım.
Allah'ın emri peygamberin kavli kısmına geldiğinizde görüşürük başkanım. Merhabalar. Nasılsınız? Abdullah Efendi. Sağlığınıza duacıyız başkanım. Buyurun, buyurun ayakta kalmayın. Sağ ol, teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz sevgili. İşte Allah'ın sopası yok amcaoğlu. 3 gün önce bizi kapının önüne koyduydu. Şimdi gelmiş burada kız istiyor. Allah aşkına bir dur, konu hiç o değil şu an. Vallahi amcaoğlu. Bak arada Sefer abi olmasa ben yapacağımı biliyorum da neyse yani. Ne istiyorsun ya? Baba. Gel kızım. İyi misin sen? İyiyim kızım. Nasıl olayım işte? Halin çöle demiyor mu? Demez yavrum. Halim öyle demez elbette. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Veysel söyledi. Olur ya. Cemile'min kalbini bilmeden kırarsınız. Ben söyleyeyim dedi. Söyledi. Yani benim haberim var. Üzülme sen baba. Allah'tan gelen kabulümüz. Ne yapalım? Bizim de yazgımız böyleymiş demek ki. Ama sen üzülme olur mu? Hem biz peşini bırakmayacağız ki. Annen rahmetli olduğunda bana çok söylediler. Bir başına yapamam dediler. Kız çocuğu büyütmek zor olur. Sen bir ana bul bunlara dediler. Allah biliyor ya. İstemedim kızım. Gönlüm hiç istemedi. Hem üvey ananın eline kızlarımı bırakacağıma ben kendim bakarım, büyütürüm, onlara yeterim dedim. Sonra bir gün uzak köylerden birinde bir adama söz verdim. Takım diş yapacağım diye. Yaptım da götürüp takacağım. Kış kıyamet gittik. Sözümüzü tuttuk. Lakin dönüşte çiğ düşmüş. Kardan kışlar, yollar kapanmış. Benim kızım evde hasta. O zamanlar telefonlar da şimdiki gibi değil. Ben kızıma yetişemedim. Ben yavruma yetemedim. Yetişemedim. Veysel bebeyken ateşte hastalık geçirince olmuş dedi. Babam. Kuzum. Gittin. Senin gibi bir baba daha gelmiş mi bu dünyaya? Cemilem. Bu evin anahtarları. Bu ev bana zaten büyük geliyor. Bir başımayım. Veysel de kabul ederse gelip buraya yerleşeyim. Ben kendime bir göz oda bulurum. Bana yeter de artar bile. Babam olur mu öyle şey? Burası senin evin. Kızım ne fark eder ki? Biz niçin varız? Hem siz evlat sahibi olacaksınız. Bir de ev bak derdine düşmeyin. Kuzum. Neredeydin oğlum sen? Kaç gündür seni bekliyoruz. İşlerim vardı baba, onları hallettim. Dilek kızım sağ olsun bana geldi. Bir takım pişmanlıklarından bahsetti. Ben de bunların önemi yok dedim. Sevgi bütün sıkıntıların üstünü örter dedim. Biliyorum, telefonda bahsetmiştin. Serdar. Bir şans daha istemiştim benden.
bir kez daha deneyelim demiştin. Babamla konuştuğumuzdan beri uzun uzun düşündüm Dilek. Aslında kararım netti. Buradan ayrılırken kafamda her şeyi taslamam etmiştim. Bir arazi aldım buradan. Şirketteki işleri arkadaşlara devrettim. Buraya yerleşip biraz toprakla biraz kendimle baş başa kalırım diye düşündüm. Ama babamla konuşunca yine de düşündüm. Seni düşündüm. Kendimi düşündüm. Ve kararım değişmedi Dilek. Yani? Yani ben eski ben değilim. İçimde bir şeyler değişmeye başladı. Anlayışla karşılayacağını umuyorum. Sana o gün söylediğim sözlerimin arkasındayım. Kusura bakma. Yani bir şans daha istemiyor musun? Ben o şansları çoktan kaybettim. Artık açtığım yaraları tamir etme zamanı. Ne demek oğlum? Dilek gelmiş buraya kadar. Affettim demiş. Ben artık ne istemediğimi çok iyi biliyorum baba. Ben eski Serdar olmak istemiyorum. Abdullah amca, özler olduk bu sizin eski cirit müsabakalarınızı. Hepsi eskide kaldı başkan. Artık gençler başka sporlardan hoşlanıyor. Değerlerimiz desteklenmiyor maalesef. Gerekli merciler birazcık destek verse, yani bugün ağaç sektörü olsun, cirit sektörü olsun, dana alıyor ya. Böyle de kültürümüz eriyip gidiyor yani. Yani efendim bir talep oldu da desteklemedik mi? Efendim talep edenleri de gördük. Kapının önüne konuldular. Ya talep edenden edene fark var tabii. Biz sayın başkanımızla el ele kol kola verip düğüncülük sektörünün böyle değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Sayın başkanım, başkanım. Bizim kültürümüzde de zaten ork vardı. Atalarımız ork getirin de bir düğün kurak diyorlardı. Yok canım. Şey mi kaldı ya? Düğün mü kaldı? Eski düğünler nerede ya? Arada yenilikte iyidir. Değil mi amca? İyidir yani. Münir Bey de yeniliğe çok açık bir başkan. Kasabaya ilk teknolojiyi Münir Bey getirdi. Vallahi. Sağ ol başkan. Tabii tabii. Tabii canım. Kasabaya ilk yüksek güvenliği de onlar getirtti. Maşallah. Kuş uçurtmuyor. Seyfettin. Veysel. Nasılsın? İyi, sen? İyi, yani belediyede falan. Bu aralar kasabamıza haşereler dadandı. Bunları bir ilaçlarsak çok iyi olacak. Dikkat et de o haşereler seni bir tarafından ısırmasın. Seyfettin. Asuman kızım, sen nasılsın? İyi misin? Sağ ol Halime teyzeciğim, iyiyim. Ne yapalım işte, sınavlar var. Biz de onlarla uğraşıyoruz. Ey, güzel. Şu fincanlara koysa Sefer'in fincanı farklı olsun ki karışmasın. Neden?
Olur mu hiç öyle şey bu? İçeride Abdullah babam dururken neden Seferin fincanı farklı oluyor? Tuzlu kahve başkasına gitmesin diye. Ya yenge ya tuz falan katmayacağız. Hem biz o kadar genç değiliz hem... Ya yazık adama. Bak hele Eltin, bak hele. Sefer'e kıyamıyor. Şimdiden çekip çevirmeye başlamış bile, görüyor musun? Tuz falan katmayacağız, anlaştık mı? Herkesin fincanı aynı olacak. Sen yine de dök, tamam mı? Kolay olmadığını görsün, kıymet bilsin. Yenge ne yaptın? Yap, yap. Bol bol koy. Ha? Ya ne yapıyorsunuz ya? Çok oldu. Eltin biraz daha koy. Dolmuş, doldur. Dur, dur, dur. Taşıyor, taşıyor. Dayım, az daha, dayım, az. Koyuyorum bak. Koy, koy. Ama bak unutma en baştaki. Dilek. Sen Serdar'a bakma. Zamana ihtiyacı var onun. Gayet net gibiydi. Ne istediğini de istemediğini de bilmez o. Anlaşmamız hala geçerli Dilek. Serdar'ın dönmesini bekleyeceksin. Anlaşma anlaşmadır. Al gülüm. Ablam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sefer, sen nasılsın? Halin keyfin yerinde mi? Çok şükür Abdullah Bey amca, ne olsun. Süsü bağda gülümde bozkır düzleyip duruyorum işte. Aman tekerine taş değmesin. Çok hayırlı bir iş yapıyor. İlçeyle kasaba arasında bağ kuruyor. Elimizden geldiğince işte Abdullah Bey amca. Yanlışlıkla bana gelmiş. Sana gelmesi gereken kahve bana gelmiş. Bunu alayım mı? Vallahi her rahmetin bir zahmeti vardır Sefer abi. Sefer abi, bir dikişte iştah oluyordur. Asıl tuzlu kahveyi hayatımız boyunca içtik. Bize bal kaymak gelir ya. Yani. Vallahi helal olsun Sefer abi, takdir ettim vallahi. İzindeyim. Evet, kahveler de içildiğine göre asıl meseleye gelebiliriz. Efendim malum, sebebi ziyaretimiz belli. Biz Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle... Thank you.
Haber alır almaz geldim Zaydem. Burası yeri midir, zamanı mıdır bilmem ama bu kadar insanın önünde soruyorum sana. Bana bir şans daha verir misin? Yokmuş. Heveslerin kursaklarda kaldığı, aşıkların dokuz dağa dolaştığı, zorlukların hiç bitmediği bir diyar varmış. Ve buraya zamansızlar diyarı demişler. Bütün zamansızlıkları bir araya toplayıp gönül dağının ardına saklamışlar. Belki sevenler bir gün doğru yerde ve doğru zamanda buluşurlar diye. Garibim dünyada, yüzü gülemez. Her zaman işleri zordur garibim. Zardır çiçek bağrına bir yara açar.